Ekonomi Masası'ndan iyi akşamlar. Türkiye ve dünya gündeminde, ekonomide gelişmelerde, piyasalarda neler yaşandığına dair yorumlarda bulunuyoruz programımızda. Konuklarımızla birlikte. Bu akşamki değerli konuğum var. Ahlaç Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş ve TMV ekonomisti İnanç Sözler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bugün Türkiye gündeminde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yaptığı ekonomi gazetecileriyle, medyanın, televizyon ve yazılı medyanın ekonomi müdürleriyle yaptığı Ankara'daki toplantıdan gelen notlar düştü. Biz de oradan başlayacağız. Sayın Bakan çok değişik konulardan çok farklı mesajlar verdi. Hepsini teker teker değerlendireceğiz. Bu konuyla ilgili kısa bir VTR'miz var. VTR'mizi izleyelim, sonra teker teker başlıklar üzerinden konuşmaya başlayalım. 2019 tehditlerin yanında fırsatları da beraberinde getiriyor. Bu ifadeler Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a ait. Gerek iktisadi faaliyette, gerek ülkedeki ekonominin tekrardan normalleşme sürecinin başlanmasıyla. Bakan Albayrak, Ankara'da ekonomi medyasıyla bir araya geldi. Ekonomideki son gelişmeleri değerlendirdi. YEP hedeflerimizde sapma yok dedi. Toparlanma süreci beklediğimizden daha hızlı ilerliyor. Seçim döneminden sonra baz etkisinin etkisiyle Nisan'dan itibaren daha iyi bir dönem geçireceğiz. Şubat-Mart döneminde daha hızlı normalleşme olacak. Türkiye'nin önünde büyüme için bir risk görmüyorum. %2.3'lük büyüme hedefi tutturulacak. Daha yeni başladık ve güçlü adımlar atacağız. Güçlü bir istikamete doğru hızla adım atıyoruz. Yarın bugünden daha iyi olacak. İşsizlik konusunda kötü bir resim beklemiyorum. Koyulan hedeflerin ötesinde iyi bir performans göreceksiniz. Bakan Albayrak, gıda fiyatlarındaki artışa değindi. Fırsatçılara sert çıktı. Gıda terörüne izin vermeyeceğiz dedi. Gıda fiyatları ile ilgili spekülasyon yapanların araştırılmasını istedim. Birileri bunu spekülatif olarak kullandı. Gıda terörü bu. Bazıları siyasi bir muhalefete dönüştürmek için çalışıyor. Vatandaşın canına kasteden cebine kastetmeyecek mi? Spekülatörlerin gıdayı oyuncak haline getirmesine izin verilmeyecek. Belediyeler hızlı refleks gösterecek. Önümüzdeki hafta belediyeler vatandaşa tanzim satış gibi ucuza yapacak. Seçimden sonra tarladan sofraya ekosistem düzenlenecek. Bütün zinciri doğru şekilde koordine edecek adımlar atılacak. Enflasyonla mücadelede güçlü refleks gösterildiğini vurgulayan Albayrak, enflasyona mücadele kampanyasını istenen faydayı sağladı, enflasyona güçlü darbe vurdu dedi. Hazine ve Maliye Bakanı, seracılık konusunda da yeni adımların müjdesini verdi. Ziraat Bankası'nın önümüzdeki hafta seracılıkla ilgili yeni yatırım ve dönüşüm paketi sağlayacağını ifade etti. Seracılıkla ilgili stratejik bir yatırım yapılmasına gideceğiz. Değerlendirmesinde bulundu. Albayrak, muhalefetin seçim sonrası IMF'ye gidilecek iddiasıyla ilgili de konuştu. IMF'nin tartışılacak bir yanı yok. Rasyolar ortada. Ağustos ve Eylül'de yoktu ki şimdi olsun. Türkiye ekonomisi güçlü altyapısıyla bu süreçten daha güçlü çıkmıştır. Muhalefet sıkıştığı her anda topu taca atıyor. Biz gölgelerden algı operasyonları çekmek isteyenlere pabuç bırakmayız. Çok büyük hüsrana uğrayacaklar. CHP'nin İş Bankası'ndaki hisselerine de değinen Bakan Albayrak, meclisin hisselerin hazineye devriyle ilgili adım atılabileceğini söyledi. Bu değişiklik olursa yatırımcının ilgisi daha da artar, piyasa için iyi olur dedi. Bakan Albayrak, 2018'den Türkiye'nin ekonomik bağışıklık sisteminin güçlendirerek çıktığını vurguladı. Bu bizi gelecekte fersah fersah diğer ülkelerin önüne geçirecek diye konuştu. Türkiye son 15 yılda her türlü mikroba karşı bağışıklık sistemini güçlendirdiği bir süreçten geçti. Fed'in aldığı kararların etkisiyle 2019 yılı Türkiye için pozitif bir algı sunuyor. Bankacılık sektörü süreçten çok başarılı bir şekilde çıktı. Sektörün durumu ve bilançoları gayet iyi. Akut tedbir ve müdahale gerektirecek bir durum yok. Piyasanın Merkez Bankası'ndan talebi iyice düştü. Bu iyi bir gelişme. Ticari kredi faizlerindeki iyileşme beklenenden bile fazla oldu. Son 3 ayda 10 puana yakın bir iyileşme var. Faiz daha da hızlı düşecek. Dengelenme süreci bu durumu beraberinde getirecek. Hazine ve Maliye Bakanı yeni bir vergilendirmeye ihtiyaç olduğunu ve geniş kapsamlı bir vergi reformu için çalıştıklarını söyledi. Bakan Albayrak, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili ise bir çalışmanın gündemde olmadığını vurguladı. Bakan Albayrak konuşmasında Milli Rating Kuruluşu'nun hızlı bir şekilde hayata geçeceğini de vurguladı. Yeni dönemde biz faiz ve borçlanma stratejisini optimum şekilde kullanacağız. Hazinede bir kültür var, herkesin bir yoğurt yiyiş biçimi var. Biz piyasayla kavga etmeyeceğiz dedik ama bu anahtarları da vermek değil, uyanık oyunculara karşı da dükkanı teslim etmemek. Kazan kazan ilişkisi olacak, tek taraflı kazanç olursa külahları değişiriz. 30 yıllık kağıtlarla ilgili yoğun talep geliyor. Bunu değerlendireceğiz. 2019'da aktif bir hazinecilik göreceksiniz.
Açıklamaları aldık. Şimdi bu açıklamaların maddelerini teker teker incelemek istiyorum sizinle. IMF konusuyla başlayalım. IMF konusuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan daha önceden bir açıklama gelmişti. IMF ile görüşmek, masaya oturmak söz konusu değil denmişti. Dün Sayın Cumhurbaşkanlığı'ndan aynı açıklamayı aldık. IMF defteri kapanmıştır şeklinde. Bugün de yine Türkiye'nin IMF'e ihtiyacı yok şeklindeki açıklamayı alıyoruz. Nedir bu mesele? Yani ne oluyor da bu tip açıklamaları üst üste duyma durumuyla karşı karşıya kalıyoruz? Gerçekten Türkiye'nin IMF ile masaya oturması gibi bir durum mu söz konusu? Ya da açıklamaların içerisinde Sayın Bakan'ın cümleleriyle ifade edeceğim. Türkiye'nin IMF'e ihtiyacı yok. Rasyolar ortada. Yani ekonomik rakamları, makro verileri. Ağustos, Eylül ayında yoktu ki şimdi olsun. Yani Ağustos'ta, Eylül'de IMF'ye gitmedik. Bugün niye gidelim? Türkiye ekonomisi güçlü altyapısıyla bu krizden daha güçlü çıkacaktır. Şu IMF konusu, evet. Tonguç Bey, siz de başlayalım, buyurun. Şöyle başlayalım. Şimdi tabii hani ülkenin ihtiyaç konusunda belki çeşitli kuruluşlarla çalışma açısından siyasi olarak birçok şey değerlendirilebilir. Yani ülkenin geleceği için bir kurumla çalışılabilmesi, çalışılamaması gibi. Ama hani gerçek anlamda baktığımızda şu an düşündüğümüzde bir dışarıdan bize bir para girişi ve bizim bunu, yani bir borç ödemede sıkıntınız olur. Bu borç ödemesinin içerideki piyasanızı çok etkiliyordur. Bununla ilgili dışarıdan bir ek kaynağa ihtiyacınız olur. Bu kaynak ismi IMF olmaz, başka bir şey olabilir. Ama böyle bir ihtiyacınız doğduğu zaman belki bu konuların hani konuşulduğunda işte alternatifler neler önümüzde gibi düşünebiliriz. Yani şu anda ben açıkçası hani bunun tabii ki bir yerel seçim şeyimiz var yakın zamanda. Bununla ilgili mi konuşmalar geçiyor onu da çok siyasi tarafını bilemiyorum. Ama ekonomik açıdan ben baktığımda yani şu an için bizim, evet, Sayın Albayrak'ın söylediği birçok konuda da hakkı var. Yani bankacılık sistemi içerisinde bizim yıllık ödeyeceğimiz diş borç içinde önümüzdeki sene ya da bu sene içerisinde diyelim daha önceki yıldan daha rahat bir konumda olduğumuz, bir dalgalanma yaşanmasına rağmen aslında birçok ekonomik verinin bir döngü içerisinde belki dipleri ve tepeleri gördükten sonra bir normalleşme sürecine girdiğini görüyoruz. Kamu tarafında zaten böyle bir ihtiyaç, yani ben rakamsal olarak da baktığımda herhangi bir talep tarafında böyle bir durumumuz yok. Reel sektör tarafına baktığımızda da özellikle, yani bizim özel sektör tarafındaki belki bu ihtiyacı işte böyle bir dış krediyle veya dış bir destekle sağlamak istediğimizi düşünsek bile şu an birçok yatırım yapan veya bankalarla işi olanlar da gidip bankacılık sektörü içerisinde bizler de konuştuğumuzda açıkçası şu an yeteri kadar bir mevduat tarafı, yani parada TL olarak da döviz olarak da aslında bunu birçok kanaldan da izleyiciler takip edebilir. Reel sektörün de yani kredi bulma sorununda bir sıkıntısı yok. Dolayısıyla dışarıdan ek bir kaynağın Türkiye için, bunun ismi tabii IMF olarak geçiyordu, şu an için bir ihtiyacı olduğunu ben düşünmüyorum. Bu söylemlerin yani ben şahsen açıkçası zaman zaman Türkiye ekonomisinde birçok başlıklar geldi geçti. Biz çok kısa sürede de aslında birçoğunu unutmuş da olabiliriz ihtiyaç konusunda. Ama şu an baktığımda yani bir dış kaynak ihtiyacı olup bunu bir kurumdan sağlama gibi bir Türkiye'nin böyle bir görüş içerisinde olabileceğini düşünmüyorum. Yani tabii ki piyasada yani konuşulup konuşulmaması, bu çeşitli kanallarda dillendirirseniz bir tartışma konusu haline gelebilir. Ama bugünkü söylemlerle, yalnız söylemler içerisinde değil, yani rakam bazlı da baktığınızda Türkiye içerisinde esas bizim dış bir krediye ihtiyacımızdan ziyade içeride kamu sektörünün kendi içerisinde şu an için gayet yani en azından parasal açıdan baktığımızda bir borç sıkıntısı olmadığı gözüküyor. Bankalarımız dışarıdan ve içeriden istedikleri kredibiliteyi sağlayabiliyorlar. Hatta dediğim gibi belki reel sektör tarafını tabii ki konuşabiliriz. Yani orada kredi verenle kredi talep eden içerisinde maliyetlerin yükselmesi, işin tekrar yatırıma dönüşmesi konusunda bir sıkıntımız var. Yani bunu aşmak için de zaten bazı adımlar atılmaya çalışılıyor. Ama bu hiçbir zaman
ortada bir paranın olmadığından dolayı kaynaklanan bir sıkıntı değil. Yani olası yatırım fırsatlarının ve ortamının yavaş yavaş tekrardan şekilleniyor olabilmesinden kaynaklı. Dolayısıyla tabii hani bu konuyu IMF üzerinde neden konuştuğumuzu ben de çok emin değilim. Ama yani görülen bizim rakamlar içerisinde baktığımızda da çok bu konuda aslında bir ihtiyacı olmayacak. Yani Sayın Albayrak bunu seçim öncesi sonrası ihtiyacımız olacak olmayacak gibi değerlendirmesi belki büyük ihtimal söylemlerden dolayı kaynaklanıyor. Ama aslında şu an Türkiye'nin böyle bir ihtiyacı ve sıkıntısı olduğunu ben düşünmüyorum. O zaman İnaç Bey size şunu sorayım. IMF niçin var? Bir ülke IMF'in kapısını niçin çalar? O başkası sağladıktan sonra Türkiye'nin IMF kapısına gitmesi ihtiyacı var mı? Bu üç sorunun cevabını rica edeyim sizden. Teşekkürler tabii. Aslında IMF'nin kuruluş amacından sonra yaptığı tüm faaliyetlere bakacak olursak dünyadaki ülkelere iki konuda ciddi fayda sağladığı ve misyonu da bu yönde tanımladığını görüyoruz. Bunlardan birincisi ödemeler dengesinde herhangi bir kriz olursa, herhangi bir sıkıntı olursa, yani kendi ihtiyacı olan dış ticaret açığının finansmanı konusunda bir desteğe ihtiyacı olursa, bu likiditeyi sağlamakla mükellef bir kurumdan bahsediyoruz. Uluslararası kurumdan bahsediyoruz. İkinci önemli rolü ise aslında ülkelerin kendilerini anlatmakta herhangi bir sorun yaşıyorlarsa o ülkeleri bir yapısal reform sürecinden geçirerek kendilerini anlatmalarına yardımcı olmak konusunda ciddi bir katkı sağladığını görüyoruz. Zaman zaman çeşitli ülkelerin halen aktif bir şekilde IMF ile anlaşma yaptığını ve bu anlaşmaların da kendi içinde farklı statülere sahip olduğunu görüyoruz. Özünde mesele aslında Türkiye içinde tartışılırken iki konudan geçiyor. Birincisi dış finansman açığımızı sağlayamamak konusunda bir endişe yaşar mıyız? Ve biz bu dış finansman ihtiyacımızı sağlayamayızsak TL para birimimiz ciddi anlamda değer kaybeder ve bu bizim ekonomik dengelerimizi ciddi anlamda bozar mı? İkincisi biz yabancı yatırımcı algısını iyileştirme konusunda bir efor sarf etmeye çalışıyoruz. Özellikle son 3-4 ayda. Ama buna bir katalizör olarak acaba IMF ile bir anlaşmanın yapılması fayda sağlar mı diye konuşuyoruz. Şimdi her iki mesele açısından da bakacak olursak Ağustos'tan bu yana yaşadığımız süreci bence çok iyi analiz etmek gerekiyor. Çünkü Mayıs'tan Ağustos'a kadar geçen süreyle Ağustos'tan bu yana yaşadığımız süreç arasında neredeyse 180 derece zıt bir Türkiye ekonomisinde yönetim prensipleri söz konusu. Ne oldu da biz bugün daha rahat bir TL seviyesinden bahsediyoruz diye baktığımız zaman bence bu aradaki 180 derece zıt yapıyı da iyi anlamak gerektiğini görüyoruz. Bugün itibariyle ben yetiştiğim ekolün de ve 2013'te bu süreci sonlandıran ekibin de içerisinde yer alan yetişmiş olduğum ekolün de bir sonucu olarak IMF ile Türkiye'nin bir anlaşmaya gitmiş olmasının bir nevi haksızlık olduğunu düşünüyorum. Ama bu demek değil ki tablo çok iyi de o yüzden IMF ile bir anlaşmaya ihtiyacımız yok. Hayır öyle değil. Ben maalesef Tonguç Bey gibi daha pozitif bakamıyorum. Bana kalırsa bazı kredi mekanizmalarında ciddi sorunlar var. Ama biz bunları başka türlü aşmaya çalışıyoruz ve önemli miktarda aştığımızı görüyoruz. Aşmaya çalıştığımızı görüyoruz, bir çabamızı görüyoruz. Bugün Sayın Bakanımızın açıklamasında da aynı çabanın aslında satır aralarında mesajları söz konusu. Türkiye'de maalesef kredi mekanizmasında ciddi bir sıkıntı söz konusu ve bu sayede aslında daha önceki yayınlarda da konuştuk. Kredilerdeki keskin düşüş nedeniyle, keskin normalleşme nedeniyle cari işlemler açığında kayda değer bir düzeltme olduğunu konuşuyoruz. Uzunca bir müddet cari işlemler dengesinin aylık bazda fazla vermeye döndüğünü gördük. Yani ne oldu da bu yapıldık konusuna bakınca işte Türkiye ekonomisinin esnek yapısını görmüş olduk. Fiyatlar ve vergi yoluyla yeniden bir değerleme söz konusu olduğunda Türkiye ekonomisinde cari işlemler açığı çok keskin bir şekilde düzelebiliyor. Bu birinci sonuçtu. Şimdi biz ne oldu da bugün TL'yi bu seviyelerde tutabiliyoruz sorusunun cevabı ise aslında kendimize IMF gibi başka çıpalar üretebildik. Bugün itibariyle çok garip karşılanabilir belli kesimler tarafından ama Türkiye ekonomisinde Merkez Bankası'nın faiz politikası sadece bir para politikası duruşu değil, aynı zamanda ekonominin genel gidişatına dair bir çıpa haline gelmiş durumda. Şimdi biz bu bizim çıpamızdır. O yüzden biz yabancı yatırımcıyı öncelikle bu yolla anlatacağız diyor isek bu konuda hiç de hafife almayacak bir başarı yakaladığımızı düşünüyorum. Belki bu nedenle önümüzdeki birkaç ay boyunca piyasa koşulları müsaade etmesine rağmen Merkez Bankası'nın faizlerini değiştirmediğini göreceğiz. Niye dediğimiz zaman da aslında belki ekonomistler olarak enflasyon düşüyor diyebiliriz. Piyasadaki oranlar, faizler düşüyor diyebiliriz. Ama Merkez Bankası'nın faizine biz bugün itibariyle daha fazla anlam yüklediğimizden dolayı
artık yeni çıpanın bu şekilde değerlendirilmesi gerektiğini göz ardı etmememiz gerekir. Dolayısıyla IMF'ye çıpa anlamında ihtiyacımız bence çok fazla yok. Dış finansman tarafı birazdan zamanla anlayacağımız bir durum. Çünkü halen belli belirsizlikler söz konusu. Bu belirsizlikleri halen tam anlamıyla bertaraf edebilmiş değiliz. Ama iyimser açıdan bakacak olsak bazı pozitif gelişmeler söz konusu. Halen çözmemiz gereken ağır yüklü bir ev ödevi var. Zaten yine Sayın Bakanımızın açıklamalarından da görebileceğimiz üzere sürekli olarak bazı konularda yapılması gereken adımları konuşuyoruz. Bunlara dile getiriliyor. Bir yandan sürekli olarak bazı reform çabaları halen hayatta devam ediyor. Bir de gerçeği görmek lazım. Çok zorlu bir süreçten geçtik son 6 ayda ama şu an ayakta kalabilen, kendi nakit akımlarını yönetebilen şirketler açısından dünyada bu coğrafyada bu şirketleri fonlamak kadar daha cazip, daha makul de bir yapının ben olmadığını düşünüyorum. Dönüp dolaşıp o zaman reel sektörüne biraz daha bankacılık sektörünün likitte pozisyonuna geçiyoruz. İşte sanki biraz daha sıkıntı da bu tarafta gibi. Çünkü kredilerdeki reel anlamdaki daralmanın da arzu edilen likiditeye ulaşılamamanın da temel nedeni sanki bankacılık sektörünün biraz daha kendi bilançolarındaki sorunlarmış gibi gözüküyor. Belki biraz daha bizim bu konuda efor sarf edip yabancı yatırımcıyı daha fazla ikna ederek memlekete gelmesi konusunda çaba sarf etmemiz gerekiyor. Bu kredi koşulları ile ilgili Sayın Bakan'ın açıklamaları var. Onun grafikleri de hazır. Onu detaylı bir şekilde ayrıca soracağım size. Bir şey daha merak ediyorum bu IMF konusuyla ilgili. IMF kapısını çalmak çoğu ülkenin bir dönem mecbur kaldığı, gittiği bir yer olarak sık sık gördüğümüz bir şey. Ama gelişen ülkelerin genelinde görülen bir şey. Ama geçenlerde İtalya'dan 15 gün önce yanılmıyorsam bir açıklama gelmişti. Risk başlıklarını sayarken IMF'in kendisini, IMF politikalarını da dördüncü risk olarak açıkladı İtalya. Neden böyle bir ihtiyaç duydular? Şimdi IMF kapısını çalmak, ekonomide çıpalara ihtiyaç var dediniz ya az önce. Yani bir dönem bu Türkiye için Avrupa Birliği görüşmelerinin çıpası olabilir. Başka bir dönem başka bir şey ama bir dönem bir yerlerde çapa atmak gerekiyorsa, bu çıpalardan bir tanesi de IMF ise, aslında IMF'in kapısını çalmak, bir noktada işin kolayına kaçmak ve yüksek bir bedele razı gelmek midir? Yoksa ekonomi sorunları belli, çözümler de belli. Buna siz adına IMF programı değil de kendi programınızın damgasını vurduktan sonra ilerlerseniz bu sizi aynı hedefe götürmeyecek mi? Yani dönüp dolaşıp bu kapının çalınması şart mı diye sormak istiyorum. Yani. Vallahi bana soruyorsanız. Sana soruyorum tabii. Ben tabii IMF'nin ve Dünya Bankası'nın kuruluş süreci, tarihsel değişimi, ülkeler içerisindeki ilişkilerini takip edersek katkı sağladığı zamanlar nasıl bir sonuçlar yarattığını dünya tarihinde de izleyebiliriz. Şimdi onun haricinde benim her zaman şunu savunuyorum. Başka bir kanalda da soruldu. İşte %7 ile mi tahvil ihraç edelim yoksa %2 ile IMF'den mi borçlanalım gibi. Türkiye'nin kendine güvenen bir ülkesi olması lazım. Ülkesi derken ülke olması lazım. Şimdi biz burada hepimiz oturuyoruz, konuşuyoruz. Nelerin sıkıntı olduğunu, nasıl çözünebileceğini, eğer kendi irademizle kabullenip bunların üzerine gidebileceksek, ben bir çıpa olması gerektiğini ve bunun da IMF olması durumu açıkçası kişisel olarak kabullenemiyorum. Dolayısıyla tabii ki ekonomi yönetimindekiler, ülke yönetenler, bu işe kafa yoran büyüklerimiz de eğer bu konuda görüşlerini kendilerine ifade etmeleri çok normal ama yani Türkiye'nin kendi yetişmiş insanlarıyla bir çipa, bir yol haritası çizme durumu söz konusuysa yani benim bunun başka bir kuruma ihtiyaç olarak sağlamamızın çok da normal olmadığını düşünüyorum ki son 6 ayda yaptığımız hem dış ilişkiler açısından hem içerideki gelişmeler. Şimdi bugün Sayın Albayrak'ı dinlerken yani önümüzdeki dönemde de yapılacaklar hala akıllarda devam ediyor. Dolayısıyla şimdi böyle baktığımızda evet çok doğru söylediniz. Son 6 ayda çok değişik bir sistem içerisinde daha önce çok da alışık olmadığımız, çok hızlı karar verebildiğimiz, çok hızlı sistemi değiştirerek müdahale edebildiğimiz bir süreç içerisindeyiz. Bunun belki meyvelerini şimdi alıyoruz ama bunun devam etmesi gerektiğini Türkiye gibi bir ekonomi içerisinde her zaman konuşuyoruz. Dolayısıyla biz kendi kriterlerimizi koyabiliriz. Kendi kriterlerimiz üzerinden devam edebiliriz. Eğer bir
kredi ihtiyacımız olacaksa ben bunun şu an içerisinde ekonomide dış kaynaktan dolayı değil, biraz da içerideki yatırım ortamının belki Merkez Bankası'nın da kendi politikasını zaman zaman ileride büyük ihtimal büyüme ve enflasyon patikasını diyelim ya da bileşenlerini biraz daha dengelemek amaçlı gözden geçireceğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu yol içerisinde Türkiye'nin kendi menfaatleri gereği ya da kendi yol haritası içerisinden bir çıkarım çıkararak bunu dışarıya anlatması IMF ile devam etmekten daha mantıklı gibi geliyor, daha sağlıklı gibi geliyor bana. Ama tabii ki yani dolayısıyla konu böyle bir konu konuşulacaksa IMF üzerinden ben ona da mesela işin sonunda bir yol haritası çizilip bir seçenek olarak sunulacaksa o zaman geldiğinde ülkeler için, yalnız Türkiye için söylemiyorum, bu da masaya oturulup değerlendirilebilecek bir başlıktır. Ama şu an için Türkiye'nin esas ihtiyacı dış finansman mı veya bir yol haritasını IMF ile devam ettirip güven ortamı sağlamak mı? Yoksa dışarıdaki bu ilişkileri, ticari ve siyasi ilişkileri daha sağlam, daha ileriye dönük atarak içeride de bu güven ortamını dışarıdaki yatırımcılara sunmak mı? Bunu belki hani tartışmakta ya da değerlendirmekte fayda var diye düşünüyorum. Aslında 2018'in Mart'ında başladı gelişmekte olan ülkelerin aleyhine fiyatlama. Ve hatırlayacak olursak Arjantin'le Türkiye o dönemde en sık konuşulan iki tane sorunlu olarak addedilen gelişmekte olan ülke ekonomisiydi. Arjantin o dönemde hatırlayalım IMF ile anlaşmaya girdi. Birkaç defa nakit kredi kullanımı yaptı. 50 milyar dolar civarı. Evet ve çeşit çeşit planlar, üst üste revize programlar açıklandı. Şimdi geldiğimiz noktaya bir bakalım. Türkiye'de cari işlemler açığı 57 milyar dolardı Mayıs ayında, 12 aylık cari işlemler açığı. Şimdilerde 30 milyar doların altındayız ve öngörülebilir gelecek boyunca milli geliri oran olarak %3 patikasında kalmasını hedefliyoruz. Arjantin'e bakalım. IMF programını kullanmış, üzerine 50 milyar dolara yakın bir nakit kredi kullanımı yapmış bir ekonomi. Onca IMF anlaşmasına rağmen herhangi bir kayda değer dış ticaret dengelerinde iyileşme yapamamış. Ve üzerine büyümesinde de enflasyonda da kaydedilen bir düzeltme kaydedememiş durumda. Ayrıca para biriminin değeri de kesinlikle düzelememiş, iyileşememiş bir ekonomi. Dolayısıyla aslında benim de sana söylemek istediğim şey tam olarak sizin az önce özetlediğiniz durumdu. Türkiye gerçekten ne yapacağını, nasıl yöneteceğini bilen bir kadroya, ekibe, insan gücüne sahip. Biz yeter ki bunu yapmak isteyelim. Biz yönetmek istediğimizde zaten tablo bir şekilde dönüyor. Çipa olarak mutlaka IMF çipası daha iyi bir çipa olarak addedilebilir. Ama uygulayacağı plan ve programlar geçmişte yapılanlardan dolayı çok net bilinen bir mevzu. Bunun üzerine defalarca uluslararası ve ulusal arenada yayınlanmış akademik çalışma söz konusu. Biz IMF ve Türkiye ekonomisinin geçmişinden dolayı zaten çeşitli çeşitli dönemlerde deneyimlemiş ve bunun nasıl sonuçları, implikasyonları olduğunu bilen bir ülkeyiz. Şu an IMF'in bunun üzerine gelip de ekstra ne yapacağı konusu bir soru işareti. Biz daha iyi yapmak istiyoruz ve yabancı yatırımcı daha iyi algısını yönetebiliriz inancıyla çalışarak gelebileceğimiz nokta bambaşka bir nokta. O yüzden IMF ile konuşmak tabii ki her zaman gündemde olabilir. Ama IMF'nin çok yakın zamanda Arjantin'le bir program yaptığını ve onca verdiği likiditeye rağmen bugün itibariyle geriye dönük 6 ayda baktığımız zaman Türkiye ekonomisindeki gelişmeyi kaydedemediklerini iyi analiz edebilirsek o zaman bence IMF ile anlaşmaya değil sadece yatırımcı algısını daha da iyileştirmek için çalışmaya ihtiyacımız olduğunu görebiliriz. Buradan gıdaya geçelim isterseniz. Gıda enflasyonu. Son enflasyon rakamı içerisinde baktık ki gıda fiyatları düşmüyor, yükselmeye devam ediyor. %6.46 yanlış hatırlamıyorsam. Eğer gıda fiyatları sabit kalsaydı enflasyonun 0.44 puan aşağı inmesi gibi bir durumla karşı karşıya kalacaktık. Konutta vesaire indirimler var, düşüşler var fakat gıdada bir türlü düşüş yok. Dün Sayın Cumhurbaşkanı'ndan da bu gıda ile ilgili mesajı almıştık meclis konuşmasında. Bugün de Sayın Bakan'dan açıklama var. Gıda konusunda Bakanlar Kurulu'nda önemli kararlar alındı diyor kendileri. Büyük şehirlerde bazı gelişmeler yaşanacak. Tanzim satış merkezleri kurulacak. Belediyeler spekülatörlerin önündeki fiyatları düşürecek şekilde adımlar atılacak. Orta ve uzun vadeli hal yasası dahil kapsamlı tarladan sofraya ekosistemi düzenleyecek adımlar atılıyor.
bütün zinciri koordine edecek, dünyadaki sistemlerle entegre adımlar atılacak önümüzdeki dönem için. Bu nasıl bir sorun ki? Notlarımı çıkarayım. Lütfen. Çözmekte zorlanıyoruz. Öyle gözüküyor. Ciddi bir hamle gerekiyor. Ama sadece hal yasasıyla da çözülecek gibi değil. Çünkü ekim koşulları da bu işin içinde var. Yani kontrol edebileceğimiz alanlar var, kontrol edemeyeceğimiz alanlar var. Kontrol edebilecek alanlarda adımların çok yakın olduğunu görüyoruz. Ama herhalde gıda tarafında bir başarı elde edemezsek biz enflasyonda da anlamlı bir düşüşten bahsetmek mümkün olmayacak. Çünkü enflasyon sepeti içindeki ağırlığı da %23 ciddi bir paya sahip. Hatta yani gelir dağılım açısından bakacak olursak %23'ün de üzerinde. Özellikle dar gelirli vatandaşlarımız için. Konut, yani beslenme ve barınma temel ihtiyaçlar. Burada da barınma tarafında sorun yok ama beslenme tarafında sorun yaşıyoruz. Evet Tonguç Bey, bu açıklamaları siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ne bekliyorsunuz? Ne olacak? Enflasyonda şöyle, ben rakamlarla iyi değilim de onun için notlarıma bakıyorum. Unutmamak için. Yok estağfurullah yani yılın içerisinde biz büyük ihtimal Ocak enflasyonu gibi bir enflasyonu 12 ay içerisinde görürsek yani %1'e yakın aylık bir değişim. Şimdi önümüzdeki dönemde hep baz etkisinden bahsediliyor ya. Yani normal şartlarda biz aslında hedefimizi şimdi önümüzdeki 2 ay işte 0.70 ve 1'e yakın 2 tane aylık enflasyonumuz var geçen seneden kalma. Sonrasında 2'ye yakın 3 ayımız var yani %2'lik. Dolayısıyla baz etkisiyle baktığınızda %1'lik bir enflasyon bizi %17'lere doğru taşıyabilir. Ama bizim sıkıntımız hatta sene sonunda bence %14, %15 enflasyon hedefimize de bu baz etkisinden dolayı yani bu şartlar altında devam edersek bu kur, bu enerji fiyatları hatta biraz daha iş talebin canlanmasına rağmen ben yıl sonu hedeflerimizi işte yeni ekonomik programda veya Merkez Bankası'nın hedeflediği alanlarda yakalayabilmemiz çok kolay olduğunu düşünüyorum. Yani çok sürpriz olmayacağını düşünüyorum. Çünkü çok büyük bir dalgalanma yaşadık. Şimdi gıda tarafında bir sonraki senede %8 istiyoruz değil mi aşağı yukarı? Ondan sonraki sene %5 istiyoruz ve böyle devam etmesini istiyoruz. Dolayısıyla %15, %8 neyse bu tarafa doğru biz yıllık enflasyonu çekmemize rağmen gıdada kalıcı bir düşüş göremezsek hiçbir zaman o %5'li enflasyon hedeflerine yıllık ulaşma şansımız veya o seviyede kalmasını sağlama şansımız olmayacağını düşünüyorum. Çünkü evet Ocak'ta da %6'nın üzerinde bir yıllık gıda şeyimiz var. Yani artışımız var açıkçası. Birkaç kalem daha var yıllıkta. Yani mesela ev eşyasıyla çeşitli mal ve hizmetler, işte eğlence, kültür yıllık bazda biraz enflasyonu tetikliyor açıkçası. Ama hem enflasyon içindeki pay olarak hem de yıllık bazda baktığımızda böyle katsallaşmış bir gıda sıkıntımız var. Yani fiyatlar açısından. Dolayısıyla evet Sayın Albayrak, Sayın Cumhurbaşkanımız yani bizler de zaman zaman konuşuyoruz. Yapısal reformlar yani bu tabii gıda tarafını çözmek için bir gıdanın üretilirkenki maliyetleri belki oradaki teşvikler bunun dağıtım konusundaki biraz daha ağın gelişlemesi yani tüketici tarafına ulaşmadan önce işte marketlere, pazarlara nasıl dağılıyorsa ve oradaki fiyat kontrolünün yapılması. Dolayısıyla bunlar da böyle kolay 1-2 ayda yapılacak yani bunun adı yapısal reformsa veya işte bir tarım dönüşümüyse eğer bunun adı veya farklı gıda ürünleri üzerinde diyelim bir kısımda ithal mallarla ilgili olabilir yurda giren dolayısıyla bunu kısa sürede biz başarabileceğimizi düşünmüyorum ama ilk etapta işte hal yasası diyoruz. Burada tarıma yönelik bazı gelişmeler olacak. Yani beklediğimiz içeride pazarlarda girerken fiyat kontrolleri vesaire işte üreticiyle tüketici arasındaki o birçok kalemi veya kademeyi diyelim biz bir şekilde kontrol etmeye çalışacağız. Dolayısıyla bunlarla biz gıda fiyatlarını bir noktaya doğru çekebileceğimizi düşünüyorum. Ama kalıcı bir enflasyondaki düşüş sağlayacak o gıda tarafındaki gelişmeyi açıkçası bugün atacağımız adımların belki 2 yıl sonra, 3 yıl sonra neticesini alacağımız ve aslında sonraki 10 yılda da çok üzerine konuşmadan bizim için faydalı olabilecek bir sistem içerisinde ilerlememiz lazım. Dolayısıyla şunu görüyorum ben açıkçası bütün Sayın Albayrak'ın açıklamaları içerisinde bazı konular ekonomide tespit ediliyor.
Yani daha önceki konuşmalarımda da ben görüyorum. Ve bazı adımlar atılmak isteniyor. Ve bunların bir kısmı hızlı, hemen kısa sürede dönüşü olabilecek. Bazıları da uzun vadede bize hizmet edebilecek adımlar. Şimdi kısa vadeli adımlar atımlarda son 4-5 ayda bir şey yaptık, ilerleme kaydettik, bizim için faydalı oldu. Benim için umarım tabii ki yapılacak açıklama ve sonra kontrolleriyle birlikte uzun vadede de bu gıda işini özellikle Türkiye'de tarım, hayvancılık, işte ithal giren mallar, Türkiye'nin kendine yeten ve etrafına da bu gıda ürünlerini dağıtabilen ve aynı zamanda da fiyatı ucuz tutabilecek belki tarım tarafında da bir teknolojik dönüşümle taçlandırılması lazım. Umarım bu yönde bazı adımlar atılır ve biz aslında bundan sonra da Avrupa'da bazı ülkelerin bizden çok daha küçük topraklarıyla yaptığı daha büyük tarımsal faaliyetleri veya hayvancılığı diyelim birçok alanda daha kolay bir şekilde hem tüketiciye ulaştırabiliriz, hem ihraç edebiliriz, hem de enflasyon içerisindeki o kalıcı halini biraz daha ortadan kaldırabiliriz diye düşünüyorum. Önce üretimi arttırmak gerekiyor enflasyonla mücadele için. Tarımsal üretimin artması gerekiyor gıda enflasyonu düşmesi için. Sonra tedarik zincirine bir müdahale gerekiyor. Zincir sorunlu artık. Sorunlu, rahatlıkla sorunlu diyebileceğimiz noktaya geldi. Bu iki başlığı sorarken bir soru daha ilave edeyim size İnanç Bey. Fiyatlar yükselirken kur bahanesi vardı. Kur düşerken fiyatlar düşmüyor. Bu eleştiri size göre haklı mı? Yoksa gerçekten bugün tarımsal üretim maliyeti çok yüksek. O yüzden bu fiyatların yükselmesinden daha doğal bir şey yok mu dersiniz? Aslında yani kaçırmamamız gereken çok daha önemli bir neden oldu Ocak ayında özellikle. Antalya'da yaşanan doğal afet. Evet. İklim koşullarını zaten bir kenara bırakmak. Yani bu tabii gıda fiyatlarını yorumlarken çok belirleyici bir husus oluyor. Eğer ki ilk iki sorunu çözemediyseniz doğal afet geldiği zaman gerçekten böyle çok acı gıda rakamları görebiliyoruz. Çok yüksek gıda rakamları görebiliyoruz. Gıda enflasyon rakamları. Biz bir yandan tarım ihracatı için de motive olan bir ülkeyiz ve tarım ihracatı da yapıyoruz. Zaten içeride arz etmezken bir de bunu ihraç etmeye kalktığımız zaman üzerine bir de doğal afet yaşadığımızda ortada net bir enflasyonist bir sorun ortaya çıkıyor. Bence devletin yıllarca konuşa geldiğimiz üzere hep gıda enflasyonu konuşuyoruz. Yani ben bu mesleği yapmaya başladığımdan beri gıda enflasyonu bir sorun. Özellikle yani enflasyon düşmeye başladığında enflasyondaki gıda sorunu daha da belirgin hale gelmiş durumda. İki tane az önce söylediğiniz temel konuda devletin agresif bir bence politika izlemesi gerekiyor. Birincisi arz yetmiyor. Çok net bir sorun. Tarımda yeterince arz yok çünkü biz bunu ihraç etmeye kalktığımızda da iç piyasaya sunmaya kalktığımızda da talebi karşılayamıyoruz. O zaman bence devletin gerçekten bu konuda gerekirse kendi bizzat tüm süreci yönetecek, üretecek şekilde piyasaya giriyor olması lazım. Ya buna verimlilik anlamında araştırma yoluyla giriyor olması lazım ya gerçekten de üretmeye başlıyor olması lazım. İkinci husus, zincir konusunda da çok daha agresif bir politika izlenmesi gerekiyor. Biz normalde Antalya'da tarımını üreten ana hatlarıyla Marmara bölgesinde tüketen bir toplumuz. Eğer ki biz bunların hepsini karayoluyla taşımaya kalkıyorsak ve karayolundan dolayı ciddi bir israfa maruz kalıyorsak belki bir kısmını deniz yoluyla taşımamız ve bu müsrifliği azaltıyor olmamız gerekir. Burada da devletin daha agresif bir şekilde bir politika izlemesi gerekiyor. Yakın bölgelerde üretim tabii kısa vadede atılabilecek adımlardan da bir tanesi. Yani İstanbul'da önemli bir tüketim merkezi ama İstanbul'un tükettiği ıspanağı biz güneyden bir yerlerden almak yerine çevre bölgelerde üretmeye başlasak en azından şu dönem için yaş sebze meyve tarafında azıcık bir mesafe kat etmiş olabileceğiz. Şimdi enflasyonu konuşurken Merkez Bankası'nı konuşmamazlık olmaz. Merkez Bankası'na dair bir açıklaması da var Sayın Bakan'ın. Daha önceki açıklamalarında da Merkez Bankası yapması gerekeni yapıyor. Analitik düşünüyorlar. Biz de mali politikalarla kendilerini destekliyoruz şeklinde bir açıklaması olmuştu. Bugün de Merkez Bankası ile ilgili açıklaması şöyle. TCMB'den beklentim şudur budur yok. Herkes işini yapsın. Biz mali politikaları iyi yöneteceğiz. TCMB'nin elindeki data seti ve bağımsız yapısı göz önünde bulundurulmalı. Makro ve mikro gelişmeler Merkez Bankası'nı etkileyecektir. Bu Merkez Bankası'nın bağımsızlığı hikayesi. Yani bir dönem oldukça yüksek tondan konuşulan bir başlık. Sayın Bakan'ın göreve gelmesiyle birlikte biz bu alanda çok net mesajlar almaya başladık. Merkez Bankası yapması gerekeni yapıyor.
biz de destek olmaya devam edeceğiz mali politikalarla deniyor. Ve Merkez Bankası enflasyon düşerken atılabilecek küçük de olsa bir faiz indirim adımı varken atmadı, yapmadı. Politika faizini 24'te tutuyor. Hem Sayın Bakan'ın açıklamalarını hem Merkez Bankası'nın genel duruşunu nasıl değerlendirirsiniz Tomuş Bey? Ya açıkçası şimdi son 6 ayda yaptığımız birçok, hatta kurumun da dahil olduğu, önce tabii ki acil yapılması gereken bazı adımlar sonrasında Merkez Bankası'nın da aslında duruşu sanki yılbaşıyla yıl sonu arasında duruşu derken yani görüşü ve piyasaya verdiği güven değişmiş gibi gözüküyor. Neden? Yani yalnızca şunu gördük ki faiz politikasında yapılan bir değişiklikle piyasada fiyatlama dengelenmesi de olmayabiliyor. Yani çıktığınızda güvenli bir şekilde neden bir para politikasını niye bu şekilde uyguladığınızı ve hangi yolda devam ettiğinizi ısrarlı bir şekilde ifade ettiğiniz sürece de ya hatırlıyorsanız iki enflasyon verisi sonrası, yanılmıyorsam Kasım ve Aralık sonrasında da kurda böyle hemen bir Merkez Bankası acaba faiz indirecek mi gibi bizde böyle çok tabii aceleci ve heyecanlı bir grup piyasa takipçisi olduğu için ve burada Merkez Bankası çok istikrarlı bir şekilde kendi hedefini hem toplantılarında hem de ara görüşmelerinde belirttikten sonra artık son enflasyon raporu sonrası o kurdaki oynaklığında giderek azaldığını görüyoruz. Artık insanlar veya ekonomiyi takip edenler diyelim şunu görüyorlar ki Sayın Başkan aslında sözlerinin sonunda da enflasyon raporunda ifade etti. Yani bizim amacımız enflasyonda kalıcı bir düşüş olana kadar sıkı para politikasıyla devam etmek. Gerektiğinde de bu politikayı da bu yönde de değiştirmeye devam edebiliriz gibi bir ifade kullandı. Ve şu an herkes biliyor ki aslında bizim önceliğimiz enflasyonda aşağı yönlü o ivmenin piyasa içerisinde de yakalanarak devam edeceği algısı ve merkezin sonrasında bunu net olarak gördükten sonra kendi ki ben öyle tahmin ediyorum büyük ihtimal politikası da o yönde olacaktır. Yani o büyüme enflasyon dengelenmesini sağlamak için yıl içerisinde faizleri biraz da aşağı çekerek ki şu anda aslında kredi, mevduat hatta bir nebze olsun tahvil faizlerinde de daha önce nasıl önden faizler veya piyasa fiyatlaması merkez biraz geride kaldı diyorsak aslında şurada da yavaş yavaş Merkez Bankası bu faiz politikası içerisinde de biraz piyasanın gerisinde kalmaya başlıyor ama tam istediği noktada olmadığı için devam ediyor. Dolayısıyla ben bu açıklamanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yalnız Sayın Bakan tarafından değil, piyasa tarafından da aslında bu Merkez Bankası bu gibi gelişmeler olduktan sonra işte bağımsız mıdır, adımlarını neye düşünerek atıyor, işte bir sonraki adımı nasıl olur gibi bir belirsizlik yaşanmadı. Yani son 2-3 toplantında neredeyse ne yapılabileceği az çok piyasa tarafından da tahmin edildi. Ve dolayısıyla ben buna bir tutarlı Merkez Bankası görüşü, davranışı diyorum. Bu olduğu sürece de yani Amerika'da da biliyorsunuz faizler artarken bile doların değer kazanmadığı veya faizlerin yukarı çok hızlı gitmediği bir dönem yaşadık. Bu da bir başarıydı bence. Merkez Bankası da aslında piyasadaki bu attığımız bazı doğru adımlara son 3-4 ayda ayak uydurmuş gibi gözüküyor. Dolayısıyla Sayın Bakan da buna sanki son noktayı koymuş gibi. Yani artık bundan sonra bunu tartışmaya gerek yok. Ki beraber çalışma iradesi içerisinde de maliye ve para politikaları içinde de bir denge görüyoruz açıkçası şu an için. Bunu tekrar ifade etmiş gibi gözüküyor. Ben umarım bu yıl içerisinde de Merkez Bankası'nın tabii elinde birçok fırsat da oldu. Yani enerji fiyatları açısından işte Amerikan Merkez Bankası'nın tutumunun değişmesi vesaire gibi. Ama bu kararlı ve piyasanın daha tahmin edilebilir bir Merkez Bankası'na ulaşması için politikalarına devam eder. Bu da bizim ulaşmak istediğimiz hedeflere doğru bizi götürecek yegane adımlardan biridir diye düşünüyorum. İnanç Bey, siz nasıl değerlendiriyorsunuz ekonomi yönetiminin Merkez Bankası'na dair verdiği mesajları ve Merkez Bankası'nın duruşunu? Herhalde yıllar boyunca olmadığı kadar destekleyici bir Merkez Bankası politikası söz konusu hükümet tarafından. Bence o yüzden Merkez Bankası'nın şu an çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Çok geç ama çok doğru kararlar aldıklarını düşünüyorum son birkaç ayda.
Ve önümüzdeki Haziran'a kadar da muhtemelen para politikasında ciddi bir değişikliğe gitmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü yayının başında da söylediğim gibi artık Merkez Bankası'nın kararlarını sadece bir para politikası kararı gibi okumuyor olmamız lazım. Türkiye ekonomisindeki çıpa olarak da değerlendirmemiz gerekir. O yüzden bence Merkez Bankası bunun çok net farkında. Bundan sonraki kararlarını bu şapkayla iki defa düşünüp vereceklerini düşünüyorum. Bu açıdan da bakınca ekonomideki uç risklerin aslında Merkez Bankası politikaları sayesinde bertaraf edilebildiği kanaatindeyim. Türkiye ekonomisi için uzun yıllardır tartışmalı bir başlık da şu vergi meselesi, vergi reformu konusu. Herhalde bu yıl içerisinde bir vergi reformu gerçekleşecek. Bugünkü açıklamalardan onu aldık biz. İlk önce şöyle bir değerlendirmesi var Sayın Bakan'ın. Ekonominin farklı risklere maruz kaldığı bu dönemlerde farklı cevaplar vermemiz lazım. Vergi indirimlerine binaen söyleniyor bu. Vergi indirimleri çok işe yaradı. Hem enflasyon hem de iç talep için bu iki başlıkta vergi indirimlerinin faydasını hissettik deniyorlar. 2019'da kapsamlı vergi reformu için çalışıyoruz. Optimum vergilendirme küresel rekabet göz önünde bulundurulmalı ve ona göre bir vergi reformu yapılmalı. Bu vergi reformu buna neden ihtiyaç var? Türkiye'nin vergi sorunu ne? Tamamış Bey, orada nasıl bir değişiklik olmalı? Ve bunun 2019 yılı içerisinde olmasını bekliyor musunuz? Gerçekten yıllardır beklediğimiz vergi reformu bu yıl hazır dengelenme sürecindeyiz, yapılabilecek bir dönem, değerlendirilebilecek bir dönem. Yani açıklamadan olacağını, çalışıldığını ve olacağını anlıyoruz. Bence de olacaktır ama yani vergi işi biraz çetrefilli bir iş. Nedeni de şu, aslında birçok kalemi değerlendirmeniz lazım. Buradan yani özellikle gelir anlamında baktığınızda bir adil vergisel düzen kurmak açısından hem ürün bazlı hem tüketim bazlı hem gelirlerin kalem kalem ayrılarak bir oransal değerlendirme yapılması gerekiyor. Aslında bu çok kolay bir iş değil. Oranları indirmeniz veya bazı vergi tarafındaki oranları yükseltmeniz aynı zamanda hani bunun eşit şartlarda bir kamu tarafında kabulünün görülmesi ve bunun tekrardan hani vergi geliri olarak sizin hanenize yazılması biraz daha eşit şartlar altında kolay bir durum değil açıkçası. Çünkü siz bir reform yaptıktan sonra da ekonomik şartlar değiştikten sonra o vergilendirme. Yani örnek verelim, mesela sizin ülkenizde aylık bazda 100 tane araç satılırken bundan siz bir çarpı koyup yanına %10 vergi alırken işte %10'luk bir gelirim olacak diye düşünebilirsiniz ama ekonomik düzen değiştiği anda o vergi geliri veya başka taraftan biraz daha eşitleyici bir vergisel düzenleme yaptığınız alanla işler değişebilir. Dolayısıyla hem dalgalanmalara hesap etmeniz gerekiyor. Yani kalıcı bir reform veya daha düzenli bir vergisel sistem düşünüyorsanız dolayısıyla biraz da üzerinde çalışılması gereken bir konu. Yani çok kısa sürede de geleceğini düşünmüyorum. Ama Türkiye'nin ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ve aslında bu kadar işin arasında da belki biz bu vergisel düzenlemeleri daha önceden de yapmamız gerekiyordu. Ama işte bu hızlı bir şekilde aksiyon alma prensibiyle aslında bu da başlıklar arasına eklenmiş. Umarım yalnızca dönemsel olarak değil kalıcı bir vergilendirme, daha düzenli bir vergi akışını hem ödeyen hem alan tarafında düşünmek açısından sağlayabiliriz. Ama kolay olmayacak diye düşünüyorum. İnanç Bey, Türkiye'nin nasıl bir vergi sorunu var ki bir reforma ihtiyaç var diyoruz? Dolaylı dolarsız vergiler içerisinde, işte dolaylı vergilerin çok yüksek paya sahip olması mı? Manşette böyle biliyoruz ama sizce vergi tarafında nasıl bir noktadayız biz? Aslında sosyal refahı önceleyen bir vergi sistemine ulaşabilmeyi hayal ediyoruz. Çünkü öyle ya da böyle asgari ücretli olup da sigara veya işte alkol tüketen bir vatandaş bazen yeri geliyor ortalama bir KOBİ'den daha fazla vergi öder hale gelmiş oluyor. Dolayısıyla herkes kendi gelirine göre vergi ödesin ve bir vergi bilinci oluşsun. Ve bu oluşan vergi bilinci nedeniyle de kamu maliyesinin harcama kalemlerini benim verdiğim vergiyle sen bu harcamaları yapıyorsun, bu harcamalardan dolayı bana hesap ver mekanizmasını kurabilmeyi hayal ediyoruz. Bazen bazı vergi yapılandırmaları vesaire nedeniyle şirketlerin çoğu zaman bizim bireysel olarak bir araç alımımızdan, otomotiv alımımızdan daha az vergi ödediklerine şahit oluyoruz. Halbuki koca koca şirketlerin çok daha yüksek vergi ödemesini bekliyoruz. Tabii bunun alternatifi olarak da bu şirketler kendilerini bazı vergi optimizasyonları için
alternatif çabalara girdiğini görüyoruz. Hane halkı olarak biz bunları yapamıyorken reel sektörün bunları yapıyor olması aslında biraz buradaki psikolojiyi bozan yapı ve neye reforma ihtiyacımız var sorusunda cevabı haline gelmiş durumda. Çok klişe açısından bakacak olursak da işte dolaylı vergilerle dolaysız alınan vergiler arasında kayda değer bir uyumsuzluk söz konusu. Ama bu vergi uyumsuzluğunun da temel nedeninin aslında vergi bilincinin oluşmadığı olduğunu düşünüyorum. Tüm şirketlerin ve bireylerin aslında harcamalardan hesap soracak kadar memlekette bir vergi bilincinin oluşması halinde biz bir vergi reformu kendiliğinden yapabileceğimiz kanaatindeyim. Aksi halde çok zor ve kolay yapılamayacak bir reformdan bahsediyoruz. Ama hedefimiz eğer gelişmiş ülkedeki standartlara ulaşmak ise bence sihirli kelime burada vergi bilincine ulaşabilmektir. Erdoğan Bey şey de var, bir böldüm kusura bakmayın ama şimdi aynı eğitimde olduğu gibi belki çok iç içe şeyler değil ama vergide de yani verginin ne şekilde ülke içerisinde değerlendirildiği de aslında kişi ve kurumların davranışlarını etkileyen bir faktör. Dolayısıyla siz nasıl bir gelecek istiyorsanız vergilendirme tarafında yani bu bölgesel olarak olabilir, kişisel olarak olabilir, kurumların ekonomiye katacağı değer olarak olabilir. Çünkü birçok alan var vergilendirme konusunda. Dolayısıyla siz nasıl bir ekonomiye doğru kişilerin, kurumların ve bölgelerin gelişimini nasıl sağlamak istediğinizi de ayrıca masaya yatırmanız gerekiyor. Yani eğitimde de aynı. Nasıl bir insan ileride yetiştirmek istiyorsunuz ve bu yetişen insanların hangi alanlarda daha çok yer almasını istiyorsunuz? Yani nasıl bir yol haritası çizmeniz gerektiğini aynı eğitimde olduğu için aslında vergilendirme de yani çok alakalı iki konu değil. Ama ister istemez hepimiz o sisteme göre de bir yaşam tarzı, kurumlar ona göre kendilerini şekillendirerek bir nasıl söyleyelim yani gelişim aşamasında bile bu vergilendirme konusunu biraz daha göz ardı etmeden geçemiyorlar. Dolayısıyla ben bunun aynı bir eğitim reformu gibi büyük kapsamlı ve üstünde düşünmesi gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Yani bu aslında böyle hemen 1-2 ayda da hallolabilecek sağlıklı olarak düşündüğümüzde bir konu değil. Onun için çok umarım kalıcı ve faydalı veya üzerinde düşünülmüş bir paket olarak gelir ve biz uzun yıllarda bu konu üzerinde aynı eğitimde olacağı gibi diyelim. Düşünmeden de ilerleyebileceğimiz, güvenebileceğimiz bir başlık olarak karşımıza çıkar. Türkiye'nin yapısal sorunlarıyla ilgili çözüm ya da önlem tedbirlerinin çok kısa vadede hazırlanıp sunulmasını beklemiyoruz zaten. Evet. Ama başlanıyor olması bir umut veriyor. Yani aceleci değiliz zaten uzun yıllardır bu konu tartışılıyor. Olmamamız da lazım. Yeter ki sağlıklı adımlar atılsın. Bir daha revize yapılması ihtiyacı olmasın. Yani sorun belli, çözümü de belliyse esneklik payı bırakmadan bütün detayına kadar bütün çalışmalar yapıldıktan sonra toplumun bütün paydaşlarıyla bu konular konuşulduktan sonra bir çözüme ulaştırılabilir ve uygulanabilir elbette. Bütün başlıklar için geçerli. Vaktimiz sona ermek üzereyken bir başlığımız daha var. Bankacılık. Yetmezse ikinci bölümü devam ederiz. Sayın Bakan'ın bankacılık sektörüyle ilgili de bir açıklaması oldu. Reel sektörü yakından takip ediyoruz dedi. Bankalar BDDK'nın koordinasyonunda güçlendi ve krizden rahat çıktı. Yıl sonuna kadar 20 milyar dolar yapılandırma gerçekleşti. Bu sürece destek olması için sermaye yatırımları yapıldı bankalar tarafından. Bankacılık sektörünü yakından takip ediyoruz. Bir de bankacılık sektörünün kredi kullandırması meselesi var. Orada da bir grafiğimiz var arkadaşlarımız verirlerse tüketici kredileri, bireysel krediler, kurumsal krediler ne boyutta? Orada bir kıpırdanma da yok aslına bakarsanız. İç talebin cansızlığına vurgu yapıyor Merkez Bankası her açıklamasında. Orada da görüyoruz ki iç talepte bir canlanma yok. Kredilerde bir canlanma olmadığı için. Hem şu bankacılık sektörünün değerlendirmesini rica edeceğim sizden. Hem de şu kredi tablosunda ne tarafa doğru evriliyoruz? Donguç Bey sizle başlayalım. Sonra devam edelim. Ben kısaca şunu söyleyeyim. Bizim bankacılık tarafında şöyle bir beklenti var tabii ki. Şimdi karlılık tarafında bir sıkıntı yok. Büyük ihtimal içerideki mevduatın krediye dönüşmesi konusunda da yeterli kadar kaynak var. Ama önümüzdeki dönemde şunu düşünüyoruz. Yani Sayın Bakan'ın aslında bunun dile getirmesinin nedeni de belki biraz reel sektörün talebinden dolayı da olabilir. Böyle bir mekanizma var ama kredi maliyetleri biraz yüksek. Bu kredi maliyetleriyle iş yapıp yatırım yapıp bunu tekrar kâra dönüştürme konusunda özellikle özel sektör tarafı
iştahlı olduğunu ben bundan bir sene öncesine gibi olduğunu düşünmüyorum. Onlar da biraz daha haklılar. Bankacılık tarafı da mevcut sistem içerisinde acaba bu kredilerin dönüşü konusunda da biliyorsunuz oransal olarak biraz daha ileriki vadede bunun artacağını düşünüyor. Yeni kredilendirme içerisinde de tekrar bir benim en azından sermaye yapıma veya işte oransal olarak bazı sıkıntılı sürece her banka kendini değerlendirerek biraz daha tutucu davranıyor. Sayın Bakan da tabii piyasayı canlandırmak açısından bankalarla reel sektörü bir araya getirmek için hani neden böyle bir sıkıntı var? Eğer böyle bir sıkıntınız varsa gelin benle konuşun gibi bir ifade kullandı. Dolayısıyla bizim bankacılık sistemi ve reel sektör arasında mevcutta da bir şeyimiz var. Yani sıkıntı demeyeyim, hani onları birleştirmek açısından bir sıkıntımız var. İleride de bankacılar acaba bu yani bizim destek vereceğimiz alanda sıkıntı olabilir de bizim rasyolarda bir geri dönüşte etkileyebilir mi diye tutucu davranıyorlar. Dolayısıyla burada biraz da hükümetin araya girip belki oransal olarak işte birçok konuda teşvik vesaire konuşurken burada reel sektörle bankacılığı tekrar bir araya getirmek konusunda böyle bir talebi oldu, böyle bir isteği oldu. Zaman zaman da konuşuluyordur tabii, yani bu böyle hiç bankalarla da bir araya gelinmiyor değil. Ama bu sıkıntıyı da üstesinden gelmek istediğini bakan açıklıyor. Dolayısıyla burada yani bir tutucu halimiz var. Bu ne zaman faizler aşağı gelmeye başlarsa bu sıkıntı da aslında ortadan biraz daha kalkacak gibi gözüküyor. Ama bu arada o kadar hızlı biz o maliyetleri aşağı çekemediğimiz için belki en azından bir 2-3 aylık sürede daha böyle bir söylemsel, yani hadi bir araya gelelim tekrar bir piyasayı canlandıralım, biraz daha korkmayalım gibi bir algı var. Ama tabii ki özel sektör, reel sektör, bunlar bankacılık, herkes biraz kendini safına almış gibi gözüküyor. Dolayısıyla orada biraz daha zaman gerekecek gibi duruyor. Şimdi kısa bir aramız var, aradan sonra devam edeceğiz bu konuyla ilgili konuşmaya. Aradan sonra birlikteyiz. Her şey bir hayalle başladı. Olmaz denilen yerde bir buz pisti ve semtimize ait bir buz hokeyi takımı. Bir gün geldi, hiç beklemediğimiz bir şey oldu. Belediye başkanımız madde bağımlısı çocukları toplayıp yanıma getirdi. Bir takım kurabilir miyiz dedi. Hemen çalışmalara başladık. Gece gündüz buzun üstünde hiç durmadan terledik. Onlara bu spor sizin sporunuz dedim. Eğer bu spora gönlünüzü koyarsanız bu işi başarabilirsiniz dedim. 2012-2011 sezonu takımımız ilk defa maça çıkıyor. Skor 25-0. Başkan aşağı indi. Çocuklar savaşmayı bırakmayın. Bir gol atın, benim için galip sizlersiniz dedi. O heyecanla maça çıktılar. 12 tane daha gol yediler. Ama öyle bir şey oldu ki sopayla bir vurdu. İşte 37-1 biten maçın sonucundaki o bir golü attı. O bir golün gücü bizi 2014-2015 sezonu Süper Lig şampiyonu yaptı. Avrupa şampiyonasında Türk bayrağını gönderecekti. Biz bu işe gönlümüzü koyduk. En önemlisi artık bu çocukların umutla baktıkları bir gelecekleridir. Ve şunu anladım ki bir işi gönülden yaparsan gönüller kazanırsın. Biz de aynen sizin gibi düşünüyoruz. Gönülden yaparsan gönüller kazanırsın. AK Parti.
Enflasyonla mücadeleye devam. İstikbalde zam yok. %10 enflasyon indirimine ek. Mobilyada KDV oranında %10 indirim fırsatı devam ediyor. Üstelik cazip fiyat avantajlarıyla. Hemen İstikbal'e gelin, büyük fırsatı kaçırmayın. Yapı Kredi World'e özel peşin fiyatına 12 taksitle. Her ev güzel İstikbal'le. Türkiye'nin radyosu. Gelişmelerle karşınızdayız. Dünyanın konuştuğu olay. Günü hangi rakamlarla noktaladı? Gün boyu ne konuştu? Ekonominin gün sonu raporunda günden kalanlar ve yarına yansıyacaklar değerlendiriliyor. Çevre felaketi yaşanıyor. Bu kadar kritik bir süreçte ve iki ülke arasındaki ilişkiler var. Gün sonu hafta içi her akşam 22'de Apara'da. Yolda gördüğünüz birinin Turkcell fiberli olup olmadığını nasıl anlarsınız? Çok kolay. Bakın işte bir Turkcell fiberli. Onun da eve bağlattığı internet cebinden taşıyor. Siz de Turkcell fibere geçin. Toplamda 24 GB hediye mobil internetinizi alın. Hem eviniz hem cebiniz internetle dolup taşsın. Aspor Radyo Türkiye'nin her yerinde sizinle. Sporun keyif, heyecan ve coşkusu gün boyu Aspor Radyo'da. Gerçek bir spor severseniz Aspor Radyo size yeter. Her şey bir hayalle başladı. Olmaz denilen yerde bir buz pisti ve semtimize ait bir buz hokeyi takımı. Bir gün geldi, hiç beklemediğimiz bir şey oldu. Belediye başkanımız madde bağımlısı çocukları toplayıp yanıma getirdi. Bir takım kurabilir miyiz dedi. Hemen çalışmalara başladık. Gece gündüz buzun üstünde hiç durmadan terledik. Onlara bu spor sizin sporunuz dedim. Eğer bu spora gönlünüzü koyarsanız bu işi başarabilirsiniz dedim. 2010-2011 sezonu takımımız ilk defa maça çıkıyor. Skor 25-0. Başkan aşağı indi. Çocuklar savaşmayı bırakmayın. Bir gol atın, benim için galipsizlersiniz dedi. O heyecanla maça çıktılar. 12 tane daha gol yediler. Ama öyle bir şey oldu ki. Sopayla bir vurdu. İşte 37-1 biten maçın sonucundaki o bir golü attı. O bir golün gücü bizi 2014-2015 sezonu Süper Lig şampiyonu yaptı. Avrupa şampiyonasında Türk bayrağını gönderecekti. Biz bu işe gönlümüzü koyduk. En önemlisi artık bu çocukların umutla baktıkları bir gelecekleri var. Ve şunu anladım ki bir işi gönülden yaparsan gönüller kazanırsın. Biz de aynen sizin gibi düşünüyoruz. Gönülden yaparsan gönüller kazanırsın. AK Parti. Türk savunma sanayinde atılım sürüyor, sendikasyon kredisi var. Güne başlarken gündemde öne çıkan konular, gazetelerin ekonomi manşetlerine yansıyan haberler ve piyasa beklentileri değerlendiriliyor. Ben Elif Savaş, geceden yansıyan son ekonomik gelişmelerle karşınızda olacağız. Ekonomide sabah, hafta içi her gün sabah 6'da Apara'da.
Masasından tekrar merhaba. İnanç Sözer ve Tom Uçar başta birlikteyiz. Birinci bölümün sonunda bankacılık sektörünü ve krediler tarafında son noktayı konuşuyorduk. İnanç Bey, buyurun. Aslında bence TL likiditesine olan ihtiyacın ne kadar arttığının göstergesi olarak kredilerde çok keskin bir düzeltme gördük. Reel anlamda bakacak olursak 2009'dan bu yana en zayıf kredi koşullarından, kredi gerçekleşmelerinden geçiyoruz. Her ne kadar 13 haftalık ortalama olarak baktığımız momentum göstergeleri biraz olsun toparlanmayı işaret etse de iş talebin hem yavaş olması hem de genel anlamda bankacılık sektöründeki likiditedeki sorunlar burada kendine karşılık bulmuş gözüküyor. Bence bu rakamların kendi seviyeleri de aslında reel sektörün finansmana ulaşma konusundaki yaşadığı zorlukların bir nevi tercümesi olarak okunabilir. Önümüzdeki dönemde de hem bankaların genel anlamda 2019 yılı beklentilerini dikkate aldığımız zaman hem de mevcut maliyetlerle reel anlamda kredi beklentilerini dikkate aldığımız zaman finansmana ulaşma konusundaki zorlukların bir müddet daha devam edebileceğini öngörebiliriz diye düşünüyoruz. 2019 ve 2020 bu anlamda sıkıntılı bir süreç olacak. Burada tabii bir başlık daha var. Biraz dışarıya geçeceğiz buradan. Yurt dışına geçeceğiz. Çünkü orada da Sayın Bakan'ın yaptığı bir açıklamada şunu aldık. Fed'in aldığı son kararlar bizim için şanstır. Fed Aralık-Ocak ayında aldığı kararlar 2008 finansal krizinin tamamen bertaraf edildiği iddiasını çürütmüştür. İki başlık var aslında burada. Birinci başlık, evet, Fed bir söylem değişikliğine gitti. Bu söylem değişikliğinin gelişen ülke piyasaları için anlamı ne? Türkiye özelinde anlamı ne? İkinci soru, Fed'in uyguladığı politikalar 2008 finansal krizini tamamen bertaraf etti mi sorusu hala duruyorken size göre etti mi? Tonguç Bey, buyurun. Aslında yani şurada da önemli bir gelişme. Biz aslında yurt dışında bence daha iyi okumaya başladık. Yani eğer Fed'in evet son toplantıda attığı veya söylediği veya piyasaya aktardığı görüş tabii ki şunu ifade ediyor aslında. Gelişen piyasalara ya da gelişmiş piyasalardaki özellikle Amerika tarafındaki fon akışının veya faiz artış hızının özellikle gelişmekte olan piyasalara etkilerinin azalabileceği göstergesiydi. Dolayısıyla bunun da bizim için bir avantaj olduğunu anlıyoruz, görebiliyoruz. Eğer bunun terse döndüğünde de belli bir risk bizim için oluşabileceğini düşünerek hareket edebileceksek bence bu açıdan da çok faydalı bir düşünce içerisindeyiz. Şimdi değişen ne? Aslında biz 2018 sonrası 2019'unda gelişmekte olan ülkeler için biraz daha zor geçeceğini düşünüyorduk. Çünkü Fed'in aynı hızla faiz artışına devam edeceğini, bunun arkasından belki işte Avrupa'nın geleceğini, Brexit sonrası belki İtalya'nın tekrar toparlayıp hem bunun yani bu işte bilanço küçültme tarafında hızlanarak devam edecek bir süreç Amerika'da ve bunun hem likiditenin dünyada azalacağını işte bunun kredi maliyetlerini faizlerle birlikte arttıracağını bizim de içinde bulunduğumuz durumu düşünürsek Türkiye üzerinde de bunu biraz daha Türkiye üzerinde bir baskı yaratabileceğini düşünüyoruz. Şimdi görülen o ki aslında dünyadaki bu gelişimi de biz kendi açımızdan bir fırsata dönüştürme ihtimalini ve bunu kullanabileceğimiz bir alanı bulduğumuz şu an için gözüküyor. Tabii bunun bir garantisi de yok. Yani Fed tarafında da biz hiç faiz arttırmayacağız ya da bilanço küçültmede hemen bir terse döneceğiz. Bu konuda da biraz daha rolümüzü değiştireceğiz gibi bir bakış açısı yok. Ama şunu söylüyor. Ki dünyada da aslında biraz daha böyle grafiklere, gelişmelere baktığımızda olası bir daralmanın Amerika'ya da etkileyeceği, bu etkileme sonrasında da Fed'in politikasını aslında işte o yükselen faizlere karşı biraz daha çekinceli davranabileceği görüşü var. Ki beklentilere de baktığımızda aslında şu an için, yani bu tekrardan şey konusuna girmek de istemiyorum. Yani işte Amerika resesyona mı girecek, daralacak mı?
Onda da rakamsal olarak verilerde bir gerileme olacak mı gibi. Ama görülen o ki şu an bazı beklentiler içerisinde ve birçoğunda baktığımızda 2019'da Fed'in herhangi bir faiz artışına gitmeyeceği yönünde de bir beklenti var. Dolayısıyla bir süre Amerika ve benzeri ülkelere akan fon akışının artık yeniden gelişmekte olan ülkeler ve bunun içerisinde de Türk varlıklarının çok ucuz olduğunu her zaman söylediğimizde bize doğru akacak olabilmesi ki ben aslında Ocak ayında biraz bunun da bir nebze olsun yaşadığımızı düşünüyorum. Bunun da bizim hedeflerimize doğru giderken hani bir ekstradan bir destekleyici hamle olabileceği algısı var. Yani bunu böyle görüyor gibiyiz. Ve bu doğru bir yaklaşım. Ama bunun her anda değişebileceği gibi bir durumda söz konusu. Ama bu beklentiyle eğer gidecekse tabii ki şu kötü bir şey. Yani daralan bir dünya ekonomisinde Türkiye'nin alacağı pay da azalacaktır doğal olarak. Ama biz çeşitli girişimlerle diyelim bu pastadan pay almaya ya da en azından aynı payı devam ettirmeye yönelik şeyler de var. Yani düşüncelerimiz, icraatlarımız da var. Dolayısıyla bu gibi bir politika özellikle Amerika tarafından gelirse en azından Türkiye ve benzeri ülkelerde de bir fon akışı, tekrar likitte veya krediye daha hızlı ulaşım, bunun da içinde bulunduğumuz durumda bizim ekonomiye olacak bir artısının olabileceğini de görüyoruz. Bunu da fiyatlamalar içerisine, beklentilerimiz içerisine koymuşuz gibi gözüküyor. Dünya bir şeylerle uğraşırken merkez bankalarının bu yeni döneme bir yumuşama mesajlarıyla giriyor olmasının etkisi olacak muhakkak. Fed başlattı tabii bu söylem değişikliğini. Bu söylem değişikliğinin temelini nerede görüyorsunuz İnanç Bey? Ve gerçekten 2019'a girmeden önce özellikle son iki ayda genel beklenti şuydu. Gelişen ülkeler o kadar şansa sahip olmayacaklar. Çünkü işte likidite belli azalıyor. Paranın maliyeti, doların maliyeti yükselmiyor. Yükselmeye de devam edecek. Bu durumda gelişen ülkelere de bu pastadan çok büyük pay düşmez. Ama hızlı bir değişiklik oldu. Bu değişikliğin temelinde ne var? Ve gerçekten bu işten gelişen ülkeler özelinde Türkiye bir nefes alma aralığı bulabilecek mi size göre? Aslında çok ironik de olsa Amerikan ekonomisinde genel alışa geldiğimiz üzere borsalardaki sert düzeltmenin sonucunda Fed'in U dönüşü yaptığını görüyoruz. Her halükarda Amerika'da sermaye güç kaybettiğinde mutlaka bir para ya da maliye politikası teşviki geliyor. Son dönemde yaşadığımız açıkçası bu gibi gözüküyor. Aslında her ne kadar ekonomik aktivitede çok kayda değer bir yavaşlama görülmese de halen ılımlı veriler gelmeye devam ediyor olsa da borsalardaki ciddi değer kayıpları sonucunda Fed biraz daha temkinli bir şekilde ilerlemeyi tercih ediyor. Burada tabii politik tartışmaları da belki gündeme geliyor olabilir ama ben Fed'deki U dönüşünün çok siyasetle açıklanabileceğini düşünmüyorum. Açıkçası biraz daha burada alım gücüyle açıklanabilir. Her ne kadar kürenin geri kalanında sorunlar devam ediyor olsa da özellikle Amerika ile Çin arasındaki ticaret anlaşmasının gerçekleşmesi halinde bence bu sefer Fed'de şu son bir haftalık, bir aylık dönemi de çok iyimser okuyor olabiliriz diye düşünüyorum. Biraz belirsizlikler söz konusu ama Fed halen diğer gelişmiş ülkelerdeki merkez bankalarının aksine sıkılaştırıcı tonunu korumaya devam ediyor. Sadece biz bu tonun kayda değer bir şekilde yavaşladığını, yumuşadığını görüyoruz. Yine de temkinli olmakta fayda var diye düşünüyorum. Çünkü kimilerine göre de gelişen ülkeler işte sene başından bu yana rally yaşıyor borsalarında. Ralliler var. Birkaç rakam var benim dönemde. MSCI endekslerinde gidişatı gösteriyor. Mesela Arjantin sene başından bu yana %21 yükselmiş Arjantin MSCI endeksi. Brezilya endeksi %17.6, Türkiye %15.8. S&P 500 ABD %10'a yakın. ABD, S&P 500 yanlış söylüyorum. ABD MSCI rakamı %9.6 gelmiş dün akşamki rakamlara göre. Bu toparlanmalar, borsalardaki toparlanmalar 1987 yılından bu yana en yüksek seviyesinde. Yani çok hızlı bir toparlanma oldu. Fed'in etkisini net bir şekilde görüyoruz. Burada şu var bir de, bakanın açıklamalarından devam edeceğim. İşte gelişen ülkelere fon akımı, likidite meselesi. Bakan diyor ki Türkiye'nin finansal likiditeden aldığı pay aslında çok düşük. Özellikle son dönemlerde bu oran iyice küçüldü. Bu yüzden bizdeki fiyatların cazibesi de ortaya çıkınca bizim için artık yön aşağı değil yukarıyadır. Likiditeden aldığımız pay evet gelişen ülkelere bir para akışı var tekrar başladı ama Sayın Bakan da dediği gibi Türkiye bu pastadan çok küçük pay alıyor.
ama bundan sonra daha yüksek pay alma ihtimalinden bahsediyor Sayın Bakan. Bu likitte koşullarını nasıl değerlendirirsiniz? Gerçekten para 2019'da gelişen ülkelere daha rahat akabilecek mi size göre? Yoksa eleştirilerde olduğu gibi tamam bir rally havası yakalandı ama bu iş o kadar kolay olmaz. Aceleci davranmayın diyenlerin de haklılık payı var mı size göre? Şimdi aslında 2019'a böyle hızlı başlamamız, evet FED son toplantısındaki söylemleriyle biraz gerçekleşti ama 2018 zaten çok yavaş geçti. Yani özellikle son çeyreğinde gelişmekte olan ülkelere baktığımızda ve borsalarına baktığımızda birkaç örnek dışarısında aslında sanki bir haber bekleyen, o 2018'in başından itibaren ki 2017'yi çok iyi geçirmiş bir Türkiye borsası vardı. Bir yatay aşağı doğru, hatta birçok yayında da konuşurken işte bizim borsamız bile 87.500 ile 92.500, zaman zaman 90.000 ile 95.000 arasına çok da düşük hacimlerle özellikle Aralık ayı içerisinde devam eden, işte bizim de tabirimizle uyuyan bir dev ya da zaman zaman bu görüşün bir süre daha devam edeceği ama günü geldiğinde de buranın ucuz olduğu ve buraya bir fon akışının olacağını söylüyorduk. Aslında bundan önce de yurt dışında bazı makalelerde, yazılarda, söylemlerde Fed'in zaten böyle bir dönüş yapabileceği algısı vardı. Dolayısıyla daha toplantı olmadan önce de aslında fon akışları Türkiye ve benzeri ülkelere farklı oranlarda girmeye başlamıştı. Yani bir önden bir beklenti satın alınıyordu. Tabii Fed toplantısıyla aslında bizim borsada çok net görebiliriz. O 2 sentler ya da 20 bin dolar bazlı endeks üzerinde işte 105-106 bin TL bazlı baktığımızda bir direnç bölgesine kadar veya ilk tepki bölgesine kadar bir hareket oldu. Şimdi hani bunu tahmin etmek çok kolay değil. Yani bu 2019 böyle geçecek ve işte %40'ın üzerinde 2017 getirisi, %20'nin üzerinde 2018 negatifliği sonrası bu yılda tekrar %30 bir borsada rally görürüz gibi görüşü 2019 ben o kadar net olduğunu düşünmüyorum. Ama tahmin ettiğim şu, ben Fed'in çok da bu son aldığı veya son söylemleri içerisinde yer alan bazı başlıkları yıl içerisinde değiştirebilecek bir veri akışını ne Amerika'dan ne de dünya genelinde görebileceğiz. Dolayısıyla bu veri akışı ve bu söylemlerle biz 2019'u tamamlayacağız. Ama bunun içerisinde Türkiye'nin alacağı payın ne kadar olacağı konusu aslında yine bizim ne kadar göreceli iyi, ucuz veya yatırım yapılabilir bir ülke olduğumuz. Gerek direkt olarak, gerek dolaylı olarak, fon akışı olarak bunun belirleyeceğini düşünüyorum. Yani aslında kimse Türkiye olduğu için, Brezilya olduğu için, Güney Afrika olduğu için gidip oralara yatırım yapmıyor. Kendine uygun ortamı bulduğunda yani paranın da yönü olmadığı için ülke bazlı düşünmeden oradaki yatırım bölümüne, getiri iştahına yönelerek bunu tekrardan devam ediyor. Artık zaten çok küreselleşmiş bir dünyada herkes nereye yatırım yapabileceğini, nasıl bir fırsat olabileceğini tahmin edebiliyor. Dolayısıyla ben Türkiye'nin bu anlamda şanslı olmaya devam edeceğini düşünüyorum. Veya bize benzer ülkelerin, tabii her ülkenin kendine göre bir hikayesi olacaktır. Ama alacağımız pay, yani yurt dışından buraya gelecek yatırım tarafı veya fon akışının biraz tabii bizim de ne yaptığımızla ilgili olacağını düşünüyorum. Sayın Bakan böyle bir görüşü varsa herhalde genel açıklaması içerisinde Türkiye'nin de daha iyiye doğru gideceğini ve bunun da dış kaynaklar tarafından ya da fonlar tarafından değerlendireceğini, dolayısıyla da daha fazla bir talebin Türk varlıklarının olacağını düşünüyor. Bunda da çok haksız sayılmaz ama şey tarafını da unutmamak lazım. Yani bu gidişat zaman içerisinde bazı şeyleri gösterecek. Siz işinizi, görevinizi, yönünüzü doğru şekilde devam ettirdiğiniz sürece de kimse buna kayıtsız kalmayacaktır. Dolayısıyla göreceli bir şeyimiz var. Yani işler iyi giderse evet buraya fon akışı da daha önceden, yani Türkiye'nin tarihinde görülmüş daha önceden de fazla olma ihtimali yüksek. Çünkü ilişkiler açısından baktığımızda da dünya genelinde birçok bölge ve ülkeyle bu bağlantıları da kuruyoruz. Dolayısıyla bunlar da biraz daha işe yarayacak gibi gözüküyor 2019'da.
fon akımlarından daha yüksek bir pay alma meselesi, işte dönüp dolaşıp bir hikaye yazma meselesi. Sene başından bu yana Türk varlıklarına, Türk piyasasına baktığımız zaman, MSCI endeksi üzerinden baktığımız zaman MSCI Türkiye endeksi %14 yükselmiş. Gelişen ülkeler endeksinin değer kazanımı %9.2 seviyesinde. İyi bir performans göstermiş aslında Türkiye. Fena bir performans değil. Ama Sayın Bakan'ın dediği gibi yani daha yükseğini bekliyoruz. Peki yabancının daha yüksek tonda ilgisini çekmek için Türkiye'nin elinde olan güçlü dayanaklar ne? Yani neden Türkiye daha fazla yatırımı hem portföy yatırımlarını hem doğrudan yatırımları çekme noktasında olsun? Gelişen ülkelerdeki aradaki fark, yani Türkiye ve gelişen ülkeler arasındaki farkı ortaya koyduğumuz zaman neden Brezilya'ya gitmesin de Türkiye'ye gelsin? Mesela Brezilya örnek olarak söylüyorum. İnanç Bey ne dersiniz? Çok cazip bir getiri var. Yani çok temel, çok basit bir cevap var bunun. Çok cazip bir getiri var. Ama nasıl ki Türkiye yatırımcı algısını iyileştirmesi gerekir diyor isek, aslında bence iğneyi herkes kendine önce bir batırmalı. Her reel sektörün, her firmanın, her bankanın kendini daha iyi anlatmak konusunda da bazı ev ödevlerini yerine getirmesi lazım. Eğer ki firmalar bugüne hazırlıklı gelebilmiş iseler ve bugün kendilerini iyi anlatabiliyorlarsa, finansal yönetimlerini başarılı bir şekilde yerine getirebiliyorlarsa, zaten yurt dışından finansman bir şekilde geliyor. Öyle ya da böyle o firmalar bu yurt dışı finansmana ulaşabiliyorlar. Aynı şekilde memleket için de aynı şeyi söylüyoruz. Yani yayının başında da konuştuğumuz gibi yatırımcı algısını iyileştirmek için kendimizi daha iyi anlatabiliyorsak memlekete daha fazla para gelir diyoruz. Burada bence firmalara daha büyük görev düşüyor. Çünkü herkes kendini iyi anlatabiliyor olması lazım. İyi anlatan firmalar açısından zaten tablo en kötü zamanlarda dahi nispeten görece iyi sayılabilir. Biz kamu maliyesini onca yaşanılan zorluklara rağmen bütçe açığını kontrol edilebilir seviyelerde tutup rakip ülkelere kıyasla pozitif tarafta yer alabilen bir ülkeyiz. Bir enflasyon sorunumuz var çok aleni bir şekilde ama o kadar esnek bir ekonomiye sahibiz ki enflasyonun yüksek olduğu ortamda cari işlemler dengesinde çok kayda değer bir düzeltmeyi sağlayabiliyoruz. Bunu birçok ülke başaramıyor. Brezilya, Arjantin gibi ülkelerde onca yaşanılan fiyat şoklarına rağmen ekonomideki ikiz açığın düzelemediğini görüyoruz. Benzer bir şekilde aslında belki orta gelir tuzağıyla çok kıyaslanıyor bu durum ama orta gelir tuzağını bir yana bırakacak olursak ekonomideki büyümeyi de kendi içerisinde kompanse edebilen bazı hava yastıklarımız söz konusu. Burada verilen teşvikler bir şekilde ekonomideki kötü gidişatı frenleyebiliyor ve uç riskleri bertaraf edebiliyor. O yüzden Türkiye ekonomisi halen sahip olduğu stratejik coğrafyasıyla, güçlü nüfusuyla ve esnek yapısıyla bence ve şu anki cazip değerlemeleriyle yurt dışından daha fazla yatırımcı çekmeyi, daha fazla fon çekmeyi hak eden bir ülke haline gelmiş durumda. Bir grafiğimiz var. O grafikte doğrudan yatırımları gösteriyoruz. Türkiye'ye yurt dışından gelen doğrudan yatırım grafiği. Aynı grafiğin içerisinde Türklerin yurt dışında yaptığı doğrudan yatırımların tablosu var. 2018 yılını 10.8 yanılmıyorsam kabaca 11 milyar dolarlık bir doğrudan yatırımla kapattı Türkiye. Ama şöyle geçmişe doğru baktığımız zaman işte 2010 ile 2011 arasında bir sıçrama yaşanmış. Doğal olarak 2008 krizinde ciddi bir daralma da yaşanmış. Ama şu tablo şunu gösteriyor ki evet Türkiye aslında bu pasadan alabileceği payı alabileceği miktarda alamamış. Yani çok daha yüksek bir potansiyel barındırıyor. Getiri ise getiri ama bu getiriyi biz daha çok kısa vadede portföy yatırımları için konuşabiliyoruz. Ama büyümeyi odağına alıyorsanız yurt içinde fabrika satın alarak, ortak olarak, şubeler açarak bir şekilde ülkenin geleceğine yatırım yapıyorsanız burada da eğer ülkenin geleceğine inanıyorsanız inananların geçmiş dönemde iyi getiriler elde ettiğini de görüyoruz. Ama tablo net bir şekilde gösteriyor ki evet burada da aslında kat edilmesi gereken kat edebileceğimiz mesafe hala var. Ama tabii ben öğlen yayında da aynı şeyi söyledim. Yani bugün bakanın açıklamalarında dönüp dolaşıp şöyle bir tablo oluşturuluyor. Daha önceden de gelmişti bu mesaj. 2019 yılı Türk ekonomisinde güvenin tekrar tesis edileceği bir yıl olacak. Bu güveni tesis ettikten sonra portföy akımları da kolaylıkla gelebilecektir. Bu kredi kesinlikle mekanizmasının canlanmasını da görmek söz konusu kesinlikle olabilecektir. İşte bunun işaret fişeklerinin geliyor, görülüyor olması lazım. Bunu görenler de sermaye piyasalarında bir miktar görülmüş. Çünkü orada bir para akışı var özellikle hisse senetleri tarafına. Ama ekonominin genelinde tamamen var mı?
bu kadar hızlı zaten bekleyemeyiz. 2019 yılı ekonomide güvenin tesis edileceği bir yıl olacak. Eğer bu başlıklar, birinci bölümde de konuştuğumuz başlıklarda mesafe kat ediliyorsa, bunu görüyorsak. Biraz daha yurt dışından devam edeceğiz. Bu son dönemde işte tekrar Fed'in devreye girmesiyle birlikte işte arada yine Avrupa Merkez Bankası, Japon Merkez Bankası hep bir söylem değişikliğine gitti diyoruz. Çünkü gidişat, dünyanın ekonomik gidişatı 2018 gibi olmayacak. Biraz daha zayıf olacak. İşte burada bir tablomuz var. Küresel büyüme rakamları var. Büyümenin önce rakamlarını görmeye çalışıyoruz. Küresel PMI rakamları var. Bölge bölge farklılaşmış hali var. Onları da arkadaşlar grafikte verecekler. Gerçekten merkez bankalarına bu kadar hızlı bir şekilde söylem değişikliğine itecek kadar karamsar bir tablo mu var Tonguç Bey? Yoksa bu iş biraz abartılıyor. Piyasalar da bunu sopa olarak kullandı ve merkez bankalarını tekrar harekete geçirdi mi diyeceğiz? Ya belli bir süredir aslında şey var yani global anlamda bir büyüme inmesinin, yani o ticaret, şimdi şöyle düşünelim, son 10 yılda birçok majör merkez bankaları mümkün olduğu kadar pastanın büyümesi, ticaretin büyümesi için öyle ya da böyle bir kendi bölge ve ülkelerini desteklediler. İşte bilançoları 4-5 katına çıktı. Zaman zaman farklı konularda da aslında destekleyici adımlar attılar. Ve yani döngüsel olarak baktığımızda aslında hacimsel olarak da belli bir noktada top seviyeye ulaştı. Yani şimdi krizlerden çıkmak için işte 2008 sonrasında ekstra bir şeyler yapmanız gerekiyordu. Ve bunu özellikle Amerika öncülüğünde birçok ülke ve bölge uyguladı. Şimdi geldiğimiz noktada 10 yıl geçtikten sonra şöyle bir durum gerçekleşti. Yani özellikle Fed tamam bu bol parayı biraz çekmeye çalışacağını açıkladı ki bunu yavaş yavaş yapacağını söyledi. Bunu yaparken de şunu düşünüyordu aslında. Hem kendi ekonomisinde hem de dünyadaki ekonomilerde bu toparlanmanın devam edeceğini, yani durmayacağını düşünüyordu. Ama sizin de ifade ettiğiniz gibi özellikle tabii Trump politikaları da bunda biraz etkili olmuştur. Yani ticaret savaşı mı bunun adına demek lazım, yoksa tekrardan büyük Amerika söylemleriyle yeni bir başkanla Amerika yola devam ederken bir nebze olsun bu konunun da aslında bu yavaşlama veya tepe yapma seviyesi sonrasında biraz dünya piyasasını, dünya ekonomisini etkilediğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla Çin'e bakıyorsunuz. Özellikle şöyle başlarsak, yani Brexit olayı İngiltere ve Avrupa'yı biraz bastırdı. Japonya zaten bu kervana çok katılamıyor gibiydi. Yani hala teşviklerle devam ediyordu. Ardından özellikle büyük işte dünya büyümesi için çok öncü olan Çin'in de bu inmede bir noktada kaldı ve yeni gelen verilerle aslında orada da bir daralma görebileceğimizin emareleri görülmesi, yani doğal olarak şunu akla getiriyor. Yani bütün dünyada bu gelişmeler olurken Amerika'nın yalnızca sanki dünyadan ayrı bir bölge olarak bu ekonomik değişimden etkilenmeyeceği söz konusu olamaz. Dolayısıyla birçok yazan, çizen de bu senaryo üzerinden gitti. Ve şimdi görüyoruz ki işte Avrupa'dan veriler geliyor. Enflasyonundan PMI'ına veya büyümeye bu inme kaybolmuş ve zaman zaman geri ileyerek devam ediyor. Çin'de aynı şekilde. Hatta gelişmekte olan ülkelerin bir kısmında, bunu Türkiye'yi de dahil edebiliriz, bu imenin azaldığını görünce tabii ki bu döngüler de ekonomide böyle çok hızlı ikişer üçer ayda değişmeyeceğine göre, o zaman bu tepe yaptığımız, genişlediğimiz, ticareti daha fazlalaştırdığımız bir dünyadan bir kısım aynı borsalarda olduğu gibi bir düzeltmesi olması lazım. Bir yavaşlaması olacak. Şimdi ben her zaman şu tezi savunuyorum. Bu yavaşlamayı aslında şu an dünyadaki ekonomi yöneticileri, merkez bankaları görüyorlar. Dolayısıyla Fed'in dönüşü de bundan oldu. Şimdi ben bu döngü gerçekleşirken aynı, biraz belki bu ay sonunda da göreceğiz, işte Çin'le Amerika anlaşması, Brexit'te İngiltere-Avrupa yakınlaşması olabilir, öyle gözükmese de şu an için. Biraz daha ülkeler birbirine yakınlaşmak isteyecektir ticaret anlamında. Ve bunun bir kısmını bertaraf etmek isteyeceklerdir. Dolayısıyla bu döngünün ne kadar sert olacağını şu an tahmin edemiyoruz. Ve bu açıdan da merkez bankaları aslında önceden gelen bu ivmelenmeyi diyelim, bu veri akışını
Şimdi ileriye doğru biraz daha hesaplamaya çalışarak adımlarını değiştiriyorlar. Ve dolayısıyla 2019'da da biz bu döngü içerisinde Türkiye'nin de dünya içinde aynı sistemle gideceğini düşünerek yaşamak zorunda kalacağız. Ama etkisi yalnız bir düzeltme olup 2020'de tekrar mı ivmelenecek yoksa böyle bir 2-3 yıllık durgunluğa doğru mu gideceğiz, o biraz daha önem taşıyor açıkçası. Orada da OECD ve IMF'e göre bu durgunluk 2020 dahil devam edecek. 2 yıl kadar devam edecek. Peki İnanç Bey, şimdi şöyle bir eleştiri var Fed'e karşı. Bu iş büyüme endişelerinden ziyade piyasa tarafından rehin alınmış bir Fed görüntüsü sunuyor. Aslında Fed'in de bir kredi kaybı olarak da yorumlanabilir diyenler var. Tam tersine Fed önden önlem alıyor, önden mesaj veriyor, gidişat çok parlak değil diye. Ve yapması gerekeni yapıyor yorumu var. Siz bu iki yorumdan hangisine daha yakınsınız? Bence tamamen Amerika borsasındaki düzeltmenin reaksiyonu olarak bir Fed adımı gördük. Çok kalıcı olacağını düşünmüyorum. Ama aslında küresel ekonomide büyüme konusunda zirveyi geride kaldığını ve peyderpey ekonomilerin yavaşlama aşamasına geçtiğini, bu nedenle de önümüzdeki 1,5-2 yıllık dönemin küresel ekonomik açıdan çok sıkıntılı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bu çerçevede Fed açısından da kendi tahminlerinde de yer aldığı gibi faiz artırımlarının gerçekten bir müddet daha gördükten sonra sonuna yaklaşıyoruz. Bu şu an yaşadığımız dönem bir geçiş süreci. Bu geçiş sürecinin sonrasında tekrar biz faiz artımları göreceğiz bence. Ama akabinde bu sefer gerçekten küresel sorunlar nedeniyle Fed'in durduğunu göreceğiz. O kalıcı bir duruş olacak. Çünkü biraz önce aslında izleyicilerin de gördüğü üzere hem Çin'deki büyüme oranları çok kayda değer bir şekilde yavaşlıyor. Hem Avrupa'da büyüme çok kayda değer bir şekilde tepe yapmış durumda. Ve kürenin geri kalanında bu kadar sorun varken ve her ekonomi kendi açısından aslında bir korumacılık tedbirini konuşuyorken Amerika'nın da bundan çok soyutlanacağını düşünemeyiz. Dolayısıyla büyüme konusunda dünyada bir sorun var ve bu sorun bence peyderpey artmaya devam ediyor. Dünya büyüyemezken bu yüksek borçluluk yapıları ve onca likiditeye rağmen bir türlü sürdürülebilir büyümeye geçemeyen, özellikle küresel kriz öncesindeki refah seviyesine ulaşamayan dünya ekonomisinin bence yeni bir dalgada daha ciddi sorunları da beraberine getireceğini düşünüyorum. O yüzden 2019'un ikinci yarısı ve 2020 bence zannedilenin aksine dünyadaki sorunlar nedeniyle çok da rahat geçmeyecek. Bu yüksek borçluluk meselesine son Fed toplantısı sonrası basın açıklamasında Başkan Powell da vurgu yaptı. Özellikle şirket borçluluğuna dair bir uyarısı var. Faizler yükselirken bunun bir sonucu var elbette. Şirketler... şirket borçlulukları tarafında şirket borçlunun ABD'de şirket borçlarının gayri safi yurt içine hasılay oranı ne zamanki rekor seviyeye ulaşmışsa bir dönem sonrasında resesyona girilmiş. 2018 Eylül ayına göre rekor seviyelerinin de üstünde bir rasyoya sahip şu anda şirket borçluluğu tarafı. Bunu da Fed görüyor doğal olarak. Buna dair bir açıklaması da var. Peki şimdi burada biz tabii Fed'i çok rahatlıkla konuşabiliyoruz ama aslında arada unutulan başka bir yer daha var. Belki daha çok konuşmamız gereken. Avrupa, kıta Avrupası. Oradan da gelen rakamlar, işte büyüme rakamları, PMI rakamları vesaire, beklentiler sürekli aşağı çekiliyor. Enflasyon beklentileri de aşağı çekiliyor. İhracat rakamlarımız geldi, açıklandı. Orada ilk 5'in 4'ü Avrupa ülkesi. Oradaki gidişatı nasıl yorumlamak gerekir size göre? Yani orası, oranın işi, yani Avrupa'nın işi ya da Avrupa Merkez Bankası'nın işi Fed'e göre daha mı zor? Çünkü karar mekanizması falan biraz daha farklı gelişiyor diyenler de var. Oradaki gidişat bizi doğrudan ilgilendiriyor. İhracat da önemli pazarımız. O taraftaki gidişatı nasıl değerlendirirsiniz? Ya tabii ki daha zor. Aslında bir kere bir topluluk olması, kültürel olarak her ne kadar bir birlik gibi gözükse de birçok alanda farklılaşması, o bölgenin neredeyse baktığınızda Avrupa Birliği, Amerika... Yani eşit bir ekonomik şey gibi gözüküyor. Yani nüfusa baktığınızda, sahaya baktığınızda. Ama bu durumda Amerika tek bir ülke. Çok daha hızlı karar veremiyor. Nüfusu ve ekonomisi çok daha dinamik. Ve Avrupa'nın da aslında içerisinde de birçok sorunu var hala. Yani bölgesel olarak da işsizlik oranları, büyüme oranları, ekonomik refah olayı, işte mesela bir İtalya olayının
yalnız bir ülke özelinde de Avrupa Birliği'ne yaptığı baskı. Dolayısıyla bunu herkesi memnun etme konusunda Avrupa'nın bir kere hem ekonomik hem kültürel olarak biraz daha zor bir bölge olduğunu söylemek lazım. İkincisi nüfus açısından ve buradaki ticaret hacmi açısından doygunluğun arttığı, dışarıdan da özellikle refah konusu dünyada biraz daha söz konusu olduğunda Avrupa'ya biraz daha aynı Amerika'da olduğu gibi yine niye bir Meksika duvarı düşünülüyor? Çünkü Avrupa içerisinde de dünyada refah azaldığı zaman buraya göç arttı ve bu da aslında Avrupa ekonomilerini de etkilemeye devam ediyor. Bir lokomotif ülke var Almanya. Onun da son verilerine baktığımızda bir yavaşlama içerisinde olduğunu görüyoruz en azından. Dolayısıyla bunu tersine çevirebilecek Merkez Bankası ve bir Merkez Bankası Başkanı da görev süresinin bu yıl içerisinde biteceği ve tekrardan acaba yeni bir enerjiyle başka bir daha Almanya'ya yakın veya o görüşte birinin başa gelerek aslında bu döngüyü terse çevirebilecek bir aksiyon alabileceği konuşuluyor. Ya da olabilirliği değerlendiriliyor ama şu bir gerçek ki bu kadar genişleyici bir Merkez Bankası, bu kadar piyasayı destekleyici ama gelebildiği nokta burasıysa o zaman artık yeni bir şeyler söylemek lazım. Yani bu yeni bir şey söylemenin de ne olduğunu şu an için Avrupa çıkarabilmiş gibi gözükmüyor. Tek söyleyebildiği Draghi'nin biz hala piyasayı desteklemeye devam etmemiz gerekiyor ve aslında faiz artışı ya da bilanço küçültme beklentilerimizde biraz daha ötelememiz gerektiği. Bunun da aslında bu aşamada işe yaramayacağını görüyoruz. Ticaret hacmini değiştirebilecek bir genişleyici politikası da yok. Yani şu anda birliğin. Hatta hala İngiltere ile uğraşıyor. Yani dolayısıyla gözle görülen o ki o çarkları tekrardan döndürebilecek bir gelişme Avrupa'dan gelmiyor. Ve gelse dahi yani buna çabalasalar dahi biraz daha eteklerine takılan o başka ülkeler işte Yunanistan, İtalya, bir nebze olsun bir zamanlar İspanya gibi bunlar hala o bölgeyi aşağı çekmeye devam edecek. Dolayısıyla bu bizim için çok pozitif bir gelişme değil. Yani Avrupa ile evet ticaretimiz çok yakın ama görebileceğimiz o ki Avrupa'da bu sistemin devam edemeyeceğini görerek yeniden belki orayı canlandıracak farklı bir konumda yapıya bürünmesi lazım. Bu olmadığı sürece bir Amerika gibi hızlı bir değişimi orada görme imkanımız şu an için olmayacak gibi duruyor. Varlık alım programını sonlandırdı Avrupa Merkez Bankası ve bu da eleştiriliyor. Yani Fed tekrar gevşeme yönüne doğru ilerlerken neden böyle bir hamle yapıyorsunuz? Çünkü Avrupa Birliği ekonomisinin gittiği yer de belli. Çok da sevimli bir yere doğru gitmiyor. Öncü verilerin hepsi kötü. Almanya resesyonun eşiğinde döndü dönmedi tartışmaları var. İtalya bambaşka bir sorun. Ve bir Brexit sorunuyla baş başasanız niye böyle bir adım attınız? Şimdi Tonguç Bey yeni bir şeyler söylemek lazım dedi ECB için. Gerçekten yeni bir şeyleri söyleme gücü var mı? Ya da yeni bir şey ne olabilir size göre duyarsak? Çok klişe olacak ama pratikte tabii ki var. Yani genişlemeci para ve maliye politikalarının bir noktadan sonra tekrar dünya ekonomisinde daha fazla konuşulduğunu ve vücut bulduğunu göreceğiz bence. Burada bir zamana ihtiyaç var. Muhtemelen aslında birlik içerisindeki sorunlar ve ikircikli yapı nedeniyle ECB biraz daha zaman kazanmak istiyor. Biraz daha bekle gör politikası izliyor. Bu çok uzun sürdürülebilecek bir politika değil bana kalırsa ama hem paritenin bu seviyelerde kalmaya devam etmesi hem de Fed'in bu son dönemdeki adımı biraz daha ECB'ye elini rahatlatıyor gibi görünüyor. Bence yeni bir şeyler söylemesi ECB açısından çok yakındır. Fed'in indirebileceği bir faizi var. Faizi arttırmıştı. Ama ECB'de böyle bir imkan yok. Yani ne sözlü yönlendirmeden başka yapabileceği ne var size göre? Daha fazla likitte. LTRO. Yani ucuz maliyetle bankaların finanse edilmesi, sisteme bir şekilde enjeksiyon. Aslında 2008 krizinden sonra secular stagnation diye okuduğumuz, bizim müzmin durgunluk olarak Türkçe'ye çevirdiğimiz bir konjonktürden geçiyoruz. Dünya artık 2008 öncesine kıyasla asla daha yüksek büyümelere ve daha yüksek enflasyon rakamlarına ulaşamayacak. Bugün ECB varlık alım programını durdurduğu noktada çekirdek enflasyonu sadece %1 ki hedefi %2 olan bir merkez bankasından bahsediyoruz. O yüzden dünyada eskisi kadar yüksek büyümeler ve yüksek enflasyonu göremiyor olacağımıza rağmen para ve maliye politikalarında bir normalleşmeden bahsediyoruz.
Bu aslında biraz daha bize büyümeyi neden yukarı çekmenin artık çok daha zor olduğunu ve merkez bankalarının ya da hükümetlerin neden daha ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldığının da bir diğer yansıması. Bu döngüden yine çok klişe yöntemlerle çıkacağız ama bir zamana ihtiyaç var. Yeniden para ve maliye politikalarında genişlemeci adımları göreceğiz. O yüzden belki de Türkiye ekonomisi açısından analiz yaparken de 2018'inde yaşadığımız çok ağır bir musibet olabilir. Ama önümüzdeki 10 yıl için, önümüzdeki uzun vadeli tahminler açısından baktığımız zaman Türkiye'de bence buradan çok daha ihracatçı yapıya dönen bir ekonomik yapıyla, daha güçlü ihracat rakamlarıyla döndüğümüz ve dünyadaki ihracat payından daha yüksek rakamlar aldığımız, daha yüksek pastalar aldığımız bir döngüyle karşı karşıya kalacağımızı ve uzun vadeli beklentiler açısından Türkiye'nin daha ciddi fırsatlar sunduğunu da rahatlıkla söyleyebileceğimizi düşünüyorum. Burada ihracat konusunda Hazine Maliye Bakanı'nın açıklaması da vardı. İhracat desteklenecek. Yani içeriye döviz kazandırıcı işlemlere daha yoğunlaşılacak bir döneme giriyoruz. Merkez Bankası'nın açıklamalarında da görüyorduk. İç talep cansız. İç talebin cansız olduğu bu dönemde şirketler dışarıya yöneldiler. İhracatçı firma sayısı artıyor. İlk defa ihracatçı firma sayısı, ithalatçı firma sayısını da aştı. Yani bir kötü dönemin iyi bir sonucu diyebileceğimiz bir şey. Burada bir grafiğimiz var arkadaşlar, onu verirler. Enflasyondan bahsettiğiniz için küresel enflasyon olmayacak, yok. Orada da küresel çapta enflasyonun baş aşağı indiğini görmeye başladık. Merkez bankalarını harekete geçirecek, faiz artırımı konusunda harekete getirecek ilk başlık enflasyon. Yani enflasyon varsa fiyat istikrarını sağlamak için siz de faiz silahını kullanabilirsiniz. Ama şu tabloda gelişen ülke ve gelişmekte olan ülkelerin ayrımı da yapılmış. Yüksek bir enflasyon döneminden de bahsetmiyoruz. Bu durumda bırakın sıkı para politikalarını, yeni bir gevşeme dönemine yakınsınız demektir. Burada Fed'in bahsettiği şu bilanço küçültme meselesine ara vermek. Şimdi temelde bu başlıkları konuşurken benim aklıma hep şu geliyor. Tamam, yani faizlerin artmaması, Fed'in bilanço küçültmeye ara vermesi ya da bir şekilde orada yeni bir adım atması beklentisi, Avrupa Merkez Bankası'ndan daha gevşeyici politikaların beklentisi. Bunlar piyasalar için iyi olabilir de neden böyle adımlar atılıyor noktasına geldiğimiz zaman, işin sebebine indiğimiz zaman bu aslında çok da iyi şeyler değil. Yani işin o tarafına baktığımız zaman merkez bankaları bugün patika değiştiriyorlar çünkü işler bekledikleri gibi gitmedi. Aynen. Toparlanamadı dünya doğru bekledikleri kadar ve bu kadar büyük, işte 15 trilyon dolarlık likiditeden bahsediyoruz 3 merkez bankasının. Bu kadar büyük likiditeyi sisteme sokmuşsunuz ama hasbel kadar bir büyüme yakalanmış, onu koruyamıyoruz şu anda. Tekrar hızla geri gelmeye başladı ve biz tekrar sahneye astrolojisi olarak merkez bankalarını çağırıyoruz. Peki 2008'de sahneye çıktılar, ipten aldılar diyelim. Kimilerine göre almadılar ama ipten almışlardı. Bugün biz yine sırtımızı merkez bankalarına bu derece rahat bir şekilde dayayabilecek miyiz? Bu sorunu yine merkez bankaları çözebilecek diyebilecek miyiz? Çünkü işin siyaset tarafına bakıyoruz. Siyaset bırakın sorunları çözmeyi, sorunları arttıran bir söylem içerisinde şu anda. Aslında şimdi biz işte sanayi devrimi, bir teknolojik devrim. Şu anda içinde bulunduğumuz sistem de bence önümüzdeki dönem farklı ekonomik döngüleri. Yani bu robotlaşma dönemi var ya, yani bunun belki biraz kıyıda köşede kaldığı dönemde. Dolayısıyla ben aslında bunun merkez bankaları tarafından, yani biz aslında yeni tarihsel bir sürece giriyoruz. Biraz böyle düşünmek lazım. Çünkü dünyadaki ticaret hacmi tarafında bunu çok küçük çaplı da düşünebilirsiniz. İstediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Ama yapılan ticareti merkez bankalarının devreye girdiği zamanki oluşabilecek büyüklük buysa eğer, demek ki burada başka bir şey, bir model içerisinde devam ettikten sonra ülke ekonomileri şekillenecek. Çünkü şimdi siz yeteri kadar şeyi diyelim, yani o genişleme yaparken ürünü bankalardan aldınız, bir likitte yani para verdiniz, bu parayı da işte bir şekilde kamuoyuna aktararak çarkı döndürmek istediniz. Ama bunun bir limit sonrası yok. Yani bunu sonsuza kadar bu şekilde devam ettirip neredeyse piyasadaki bütün varlıkları toplayarak bunu da piyasaya vererek sonuçta verdiğiniz paranın da bir ticarete dönüşmesi lazım. Bunu ya yanınızdaki komşunuzla yapacaksınız, ya ihracatla yapacaksınız, ya yeni bir pazar bulacaksınız.
Sonuçta dünyanın kapasitesi de belli. Dolayısıyla yani benim Avrupa için söylediğim şeyi aslında dünyada da herkes söylemesi lazım. Şimdi Çin ne yapıyor? İhracata yönelik bir ekonomiden daha çok iç talebe yönelik ve biraz daha teknolojisini geliştirebilecek bir ekonomiye dönmeye çalışıyor. Yani herkes kendi rollerini dünya içinde yeniden düşünmesi gerekecek. Yani işte petrol üreten ülkelere bakıyoruz. Oradaki işte talep arzları falan Amerika'nın tekrar devreye girmesi. Ama bunun yanında yeni bir enerji düzeneği de ortaya çıkıyor. Yani enerjiyi farklı kalemlerden elde etme durumu da söz konusu. Dolayısıyla bu ülkelerinde niye Suudi Arabistan ekonomisini biraz daha petrol odaklı bir ekonomiden işte daha çeşitlendirilmiş bir ekonomiye döndürmeye çalışıyor? Çünkü hepsi bu ekonomik döngülerin bir sancısı. Dolayısıyla biz aslında bir işte internet 20-30 yılından robotik bir 20-30 yıla doğru giriyoruz. Dolayısıyla ekonomiler dünyada biraz daha farklı şekillenecek. Hani bu sancılı mı olur, sancısız mı olur? Bunu merkez bankaları da işte kripto paraları konuşuyoruz vesaire. Bu tarafa mı yönelinir? Yani bir değişik ekonomik düzen içerisinde önümüzdeki 10 yılda olacağız. Yani şöyle olmayacak. Merkez Bankası destekler, ekonomi genişler, işte bir düzeltme olur, tekrar Merkez Bankası topa girer, tekrar orası değişir. Bence bu Brexit süreci, zaman zaman gördüğümüz Avrupa'daki bu işte halkın bazı tepkileri, Çin'deki bu değişim, Suudi Arabistan, yani bunlar hep örnekler. Hatta Rusya'nın ve İran'ın da belli değişimler içerisinde olması, sosyal, kültürel ve ekonomik birçok ileriki dönemdeki değişimin habercileri gibi geliyor bana. Dolayısıyla ben bu işin ne Merkez Bankası'yla ne şu anki ekonomik döngüyle halledileceğini düşünüyorum. Bir değişim içerisinde yeni görüşler ortaya çıkarak bu sağlanacaktır. Ama bunun tabii tam olarak ne şekilde ortaya çıkacağını da zaten o kapasitede bir görüşüm olsa bunun üzerine kitaplar yazabilirim. Yalnızca bunu tahmin edebiliyorum. Bunu da bu konular üzerine kafa yoran dostlarımız biraz da herhalde önümüzdeki dönemde anlatmaya çalışacaktır. Yalnız Türkiye'de değil, dünyada da. Yani bir değişim dönemi var. Bu değişim döneminin adaptasyonunda sorunlar yaşayacağız. Aynen. Bunu biz bugün başlık olarak daha yavaş büyüme olarak konuşabiliriz ama işin ozu o değildir diyorsunuz. Bence o değil. Peki katılır mısınız buna İnaş Bey? Bence pastanın küçük olması, pastanın büyüyemiyor olması esas sorun. Çünkü yani çok fazla... Ya da uzaya gideceğiz yani. Hani pasta yani o şeyi büyütmemiz için... Başka yani bir şey burada yapmadım. Fütüristik bazı görüşler var aslında. Pastayı daha az kişiyle bölüşsek belki... Ya o da değişik bir yöntem. Peki şimdi pasta büyümüyor. Pasta biraz daha küçülecek diyor herkes. Pasta küçülürken başka bir sorunla karşı karşıyayız gibi duruyor. Borçluluk sorununa. Yani büyürken çok fazla göze batmaz belki bu borçluluk meselesi ama... Şimdi yeni sorunumuz bizim piyasalar çıkarken çok konuşulmaz da borsalar tekrar düşmeye başlarsa umarım düşmez ama tekrar düşmeye başlarsa tamam zaten küçülecektik bekliyorduk. Bakın bir de şurada bakın şöyle bir sorun var, borçluluk sorunu var, şirketler yüksek borçluluk, bununla nasıl baş edecekler, karlılıklar düşecek vesaire. Buna adaptasyon o kadar olabilecek mi? Yani bu durumda biz küresel çapta artan borçluluğu, küresel çapta yavaşlamayla birlikte okumaya başladığınız yerde bu sorunun çözülmesini merkez bankalarından mı bekleyeceğiz? Böyle bir şey mümkün olabilecek mi? Yoksa bir süre daha kulağımızın üstüne yatıp böyle bir sorun yokmuş gibi davranmaya mı devam ederiz İnaş Bey? Aslında Türkiye'de hani bazen sıklıkla yapısal reformları konuşuyoruz ya, dünyanın da bir yapısal reform sorunu var. Aslında bu sorunun doğru cevabı da bu. Maalesef merkez bankası politikalarını konuşmak işin en kolay ama hakikaten de palyatif olarak en doğru çözümü olarak önümüze çıkıyor. Şimdi biz dünyada da gerçek anlamda sorunların bertaraf edilmesi gerektiğini konuşuyorsak ve buna bir çözüm arıyorsak bunun yapısal çözümleri var. Ama biz bu yapısal sorunları 15 senedir çözemiyoruz. Dünyada bir global dengesizlik var ve bu dengeyi bulmak konusundaki çaba arayışı bir türlü G20 çatısı altında onca sunulan yapısal reform adımlarına rağmen vücut bulmuyor. Dolayısıyla biz... ülkelerin kendi arasındaki uyumlarını artırabildiğimiz müddetçe ve ülkelerin kendi içerisindeki refahı dengeli tutabildiğimiz müddetçe daha sürdürülebilir bir konjonktürden bahsediyor olacağız. Ama bunu yakalamak çok çok zor. Biz bunu yakalamak arzusundayken
maalesef önde gelen gelişmiş ekonomiler aslında korumacılığı körükleyen politikalar izliyorlar. Dolayısıyla burada çok köklü bir altyapı sorunu var ve bence bu yapı bizi daha da büyük sorunlara doğru götürüyor. Korumacılık deyince ticaret savaşını konuşuyor oluyoruz. Korumacılığın neticesi mutlak manada enflasyon, yükselen enflasyon ama onun öncesinde işte bir başlık olarak biz mesela 2019'da büyümeleri vesaire tahmin etmeye çalışıyorsak şu anda konuşulanların çok fazla bir anlam ifade ettiğini zannetmiyorum ben. Beklenenden daha iyi veya beklenenden çok daha kötü olabilir diyoruz. Çünkü bu ticaret savaşının ne şekilde sonuçlanacağını bilmiyoruz. Süreyi kısalıyor orada. Çok uzun sürmeyecek cevabı almak için ama bu ticaret savaşları konusunu, korumacılık konusunu konuşalım. Orada bir çözüm beklentiniz var mı? Çok iyimser değilsiniz benim bildiğim kadarıyla ama eğer bu iş bir çözümsüzlükle sonuçlanırsa diyelim, dünyayı daha zor bir dönem bekliyor olmayacak mı? Ya da şu büyüme beklentileri, işte dünya 2,5 büyüyecekti, 2 büyür demeye başlamayacak mıyız? Bunu da fiyatlaması olmaz mı? Şimdi bir bahar havası var ama bir taraftan da yaklaşık bir 15-20 gün kaldı benim bildiğim kadarıyla. İkinci tur görüşmeler de bitti. Bu ticaret savaşı meselesinden nasıl bir ilerleme bekliyorsunuz Doğuş Bey? Şimdi aslında o kadar kötümser değilim. Bence bu işin ilk adımı G20'de atıldı. Ve aslında Fed'in politika değiştirmesinde G20'deki görüşmelerin bir mantığı da vardı. Ve Trump'ın Fed'e biraz daha sert çıkışları ve sonra gelip beraber yemek yemelerinin de bence bütün bunların gelişmelerin neticelenmesi son iki aya varıyor. Ne demek istiyorum? Çok mu karıştırdım bilmiyorum. Yok şunu soracağım. Şunu diyor. Yok yok. G20'de madem yani G20'den gelen mesajlarda ve Fed'in attığı adımlar yani geri adım atıyor ya bu aslında ticaret savaşlarının çözümsüzlükle sonuçlanacağı korkusundan olamaz mı? Değil. Ben şunu düşünüyorum. Yani sonuçta Amerika da şunu gördü Trump da. Ya ben bu kadar bu işleri üzerine gittim. Çin'e de bir sert şeyim oldu yani. İşte yaptırımlarım oldu diyelim vergisel veya ticaret anlamında. Ama görünen o ki önümüzdeki yıl aslında ben bu büyük Amerika'yı tekrar sağlamaya çalışırken aslında bir sıkıntılı bir dönem de var. Yani biz sonuçta birileriyle ticaret yapacağız. Yani Amerika'nın da tekrar büyük olması için. Dolayısıyla burada veya kulağına bazı kişiler bunu fısıldadı. Dolayısıyla dur bakalım o kadar da sert gitmeyeyim. Bir Çin'le önce G20'de oturalım. Sonra zaten bir 3 aylık süre verildi ve bence ay sonunda da bir nebze olsun bu anlaşmanın yumuşayarak devam edeceği bir sürece gireceğiz. Çünkü Fed de bunu aslında önden görüyor diye ben düşünüyorum. Bu kadar değişmesinin nedeni biraz da o. Yani kimse de şeyi düşünmesin. Yani biz bu kadar işte rakamlara bakıyoruz vesaire bir değerlendirme yapıyoruz. Yani Fed başkanı ve üyelerin hani bundan haberdar olmaması, Amerikan başkanının bunu değerlendiremiyor olması, Çin'in işte nasıl Amerika küreselleşmeden biraz daha bireysele dönerken Çin'in bu kapalı alandan küreselleşmeye geçmesi, bunların hiçbiri tesadüf değil. Dolayısıyla ben o kadar sert bir anlaşma veya ticari ilişki içinde olmaktansa ay sonunda biraz daha yumuşak bir Çin-Amerika ilişkisi ve daha seviyeli bir ilişkiyle devam edeceklerini düşünüyorum. Bu da birbirlerini yani ihtiyaç olmaları ayrı bir şey ama bu şartları değerlendirdikleri için biraz da muhtaç olduklarından kaynaklanacağını düşünüyorum. Çin tarafı bu ticaret görüşmeleri, ticaret savaşı görüşmeleri başladığı zaman şöyle bir açıklama yapmıştı. Uzlaşmak zorundayız çünkü Trump ABD borsalarının seyrini önemsiyor. Bu iş ABD'li şirketleri de vurur. Madem böyle bir hassasiyetiniz var anlaşacağız. Trump Çin hakkında bu işten en yüksek zararı siz gördünüz. Bizimle anlaşmak zorundasınız ve anlaşma niyetinizin olduğunu da görüyorum dedi. Ama sorunun ana kaynağına indiğimiz zaman bugün Çin'i Çin yapan koşulların Çin tarafından reddedilmesi gibi bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. O zaman şöyle mi düşünmemiz lazım? Bir ticaret savaşı oluyorsa bugün artık Çin'in bambaşka bir şekilde üretim modeline, ihracat modeline gitme kararı aldığını göreceğiz. Yoksa gerçekten bir taviz veriyorlarsa ki istenen taviz öyle basit tavizler değil. Suçlamalar çünkü çok basit suçlamalar değil. İki tarafın karşılıklı açıklamalarını şu ana kadar siz nasıl değerlendirirsiniz İnaş Bey? Bana kalırsa bu görüşmeler daha çok uzun sürer. Zannedilen veya ortaya konan tarihlerin ötesinde. Çünkü geriye dönük bakarsak hep öyle oldu. Daha büyük bir sorunumuz var. Ekonomik dengesizliklerden bahsediyoruz ama son 1-1,5 yılda küresel çapta
politik belirsizlikler ve politik tercihlerdeki zikzaklar nedeniyle ekonomiden daha fazla politika konuşur hale geldik. Ve şu an halen bence yakın vadede volatilitenin yükselmesine dair risklerde de ekonomik belirsizliklerde de, finansal dengesizliklerde de maalesef siyasi tercihlerin ne olacağına dair karamsarlık veya belirsizlikler çok etkili olmuş durumda. Ben burada izlenen politika tercihlerinden kaynaklı olarak çok daha fazla bu işin su götüreceğini düşünüyorum. Ve görüşmelerin çok daha uzun sürebileceğini ve zannedilenin aksine de kolay bir çözüm olmadığı kanaatindeyim. Benim şahsi beklentim sorunun bu hali derin dondurucuyla bırakılması. Yani şu an için bu bile yeterli olabilecek gibi. Çünkü yeni bir stresi kaldırabilecek bir hali yok şu anda dünyanın. Çok fazla bir fiyatlama, piyasa fiyatlaması konuşamadık ama kalan vaktimiz içerisinde petrol konuşalım biraz. Politik bir varlık. Yani sadece enerji imtiyazı değil, politik bir varlık. Venezuela konusuyla birleştirip konuşacağız. Arz kısıldı ve petrol fiyatlarında işte Brent petrolde 60 olan üzerinde bir seyir var. İki sorun var. Bir, Venezuela etkisini şu anda hissediyor muyuz gerçekten? Ve oradaki gidişat petrol fiyatlarını gelecekte etkileyebilecek bir gücü var mı? Yani bir aktör olarak Venezuela'nın arz tarafındaki olduğu nokta açısından soruyorum. Petrol fiyatlarının seyri bizim için de önemli. Enflasyondan cari dengeye kadar etkisi var. Merkez Bankası beklentilerini bir miktar aşağı çekti. Genel olarak petrol fiyatındaki beklentilerinizi almak istiyorum Tomuş Bey. Ya şöyle söyleyeyim kısaca. Ben ne işte İran gelişmesi, ne Ukrayna-Rusya gelişmesi, ne Venezuela gelişmesinin petrol fiyatları üzerindeki, bunu da görüyoruz, bir etkisi olmadı İran'la Ukrayna-Rusya ilişkisinin, yani ya da gelişmelerin diyelim. Dolayısıyla Venezuela'nın da olmayacağını düşünüyorum. Yani petrol payı ve üretimi ve şu anki arz talep dengesi içerisinde ben bir tarafa Amerika'yı ve üretim hacminin arttığı ihracatçı döneme geçtiğini, bir tarafa da OPEC ve OPEC dışı ülkeler ve Rusya'yı koyuyorum. Dolayısıyla ben 58-62 arasındaki o petrol fiyatlamasının yıl içerisinde de 55 ile 75 dolarında kalmaya devam edeceğini düşünüyorum. Ahlatçı Yatırım Genel Müdürü Yardımcısı Tonguç Erbaş, TMB ekonomisti İnar Sözer. Teşekkür ediyorum katılımınız için. Ekonomi Masası'nda bu akşamlık bu kadar. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.